yaptı. Cinayet itirafını canlı canlı burada yaşadık. Sonrası zaten adaletin işi. Yoktaki bu bağları hiç işten. Bu bağların içine gömdüm diyor. Sana bir hediyem var, bir aç bakalım. Annem mi? Annen. Hayır. Yola çıktım, geliyorum. Allah sizin evden 100.000 kere razı olsun. Bunu yumurtalayın dedim, bir tarafa atın dedim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Sen bir benzin istasyonundan bahsettin. Bağcılar dedi, kulübe falan dedi. Yani her şey o kadar inanılmaz bir şekilde gelişti ki. Gidince zaten ben hemen tanıdım. Beynim artık kazımış mı onu? Hiç Cemal ismi sana tanıdık geliyor mu Elmas? Evet, hatırlıyor. Benim kafamı kurcalayan bazı şeyler oldu. Osman Bey'in kızı Fatoş da İstanbul 500 evlerde kayboluyor. Elmas Hanım'ı yayında görünce koşmuş adamcağız Elmas Hanım'ın yanına. Her ise deney tersi. Şurada ben var evet. Sağ tarafında. Sağ tarafında, sağ tarafında et beni var. Hissettim. Benim hani baktığımdan daha çok sevgi dolu bakıyor. İş çok enteresan bir hal aldı benim gözümde. Küçük dükkan gibi bir yer vardı. Böyle eskilerden böyle filler yaparlardı böyle ateşle. Camdan. Camdan. Heh. Buralar size tanıdık geliyor mu? Ben çok küçüktüm yani tanıyabilmem çok imkansız. Cam atölyesi varmış buralarda. Şu aşağıda ya. Küçüklüğümde çok girdiğim bir yerdi. Şuradan bir ses geliyor. Gel bir bakalım oraya. Bakalım. İşte böyle bir yerde evet doğru. Bak amcamlar yapıyor. Kolay gelsin. Abiler. Böyle bir yer miydi? Böyle bir yerdi. Bunlar. Bak bir tane kişi hatırladı amcam ama. Gel sen doğru. Amca siz ne hatırladınız? Heyecanlandım ben. Sen bir benzin istasyonundan bahsettin. Bağcılar dedi, kulübe falan dedi. Yani her şey o kadar inanılmaz bir şekilde gelişti ki. Gidince zaten ben hemen tanıdım. Beynim artık kazımış mı onu? Hiç Cemal ismi sana tanıdık geliyor mu Elma? Evet, hatırlıyor. Benim kafamı kurcalayan bazı şeyler oldu. Osman Bey'in kızı Fatoş da İstanbul 500 evlerde kayboluyor. Elmas Hanım'ı yayında görünce koşmuş adamcağız Elmas Hanım'ın yanına. Her ise deney tersi. Şurada ben var evet. Sağ tarafında. Sağ tarafında, sağ tarafında et beni var. Hissettim. Benim hani baktığımdan daha çok sevgi dolu bakıyor. İş çok enteresan bir hal aldı benim gözümde. Beraber olalım. Bir bütünün parçası olmanın mutluluğunu yaşayalım. Bir toplumun en çok buna ihtiyacı var. Herkesin birbirine yardım ettiği, kucaklaştığı özel bir ülkede yaşıyoruz. Onlar da beni tanıyorlar, ben de onları tanıyorum. Biz birbirimize benziyoruz. Benim iyilikte yarışan bir seyircim var. Böyle insanlarımız olduğu müddetçe bizim sırtımız yere gelmez. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun, var olun. İyi bir yayın diliyorum. Efendim hoş geldiniz. Elmas ağlamıyorsun herhalde. Elmas dünden beri ağlıyor da. Hayrola özlemişiz birbirimizi. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. İnşallah alkışlarımızı güzel gelişmeler olsun. Onlara saklayalım. Ya da isterseniz bugünkü alkışlarımızı bugün aramızda Türk Kalp Vakfı'nın başkanı ay ben kartlarımı falan unutup çıkmışım öyle değil mi? Alkışlarınızı duyunca hemen attım kendimi. Kartları falan unutup. Türk Kalp Vakfı Başkanımız efendim. Yönetim Kurulu Başkanımız. Sayın Kenan Güven ve yine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hayriye Midilloğlu var. Hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Efendim Türk Kalp Vakfı biliyorsunuz yaptığı çalışmalarla, organizasyonlarla kalp sağlığı konusunda vatandaşları bilgilendirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Ben de vakfın böyle uzak, ufaktan, kenardan içindeyim. Gerçekten çalışmalarınızı çok takdir ediyorum. Şu önemli, bugün başkanımız bakalım bize ne anlatacak? Çünkü 2-15 Nisan arası 30. Kalp Haftası kutlanıyor ülkemizde. Şimdi kalp krizi geçirdikten sonra ya da doktor gidip kalbine bak dedikten sonra artık kalbin teklemeye başladı denir yani halk arasında. O zaman ne yaptığımızın, ne yapacağımızın çok önemi yok. Mühim olan kalbimizi yormadan değil mi? Önceden tedbirleri alabilmek. İşte bugün de başkanımız bunu bize kısaca açıklayacak.
Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sayın Müge Hanım. Yalnız ben konuşmama başlamadan evvel size bir plaket takdim etmek istiyorum. Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Aykut, ben yine hayatımın en güzel isimli ödüllerinden birini sizden almıştım. İyi kalpli ödülü. Evet, onu Sönül Hamsan'ın vermişti size. Evet. Kulakları çınlasın. Bir de ben çok teşekkür ederim. Efendim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Müge Hanım bizim üyemiz, İcra Kurulu Başkan Yardımcımız. Uzun yıllardır bize hizmet ediyor ve de bize büyük katkılar veriyor. Onun çok için kendisine ediyorum. Huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sağ ediyorum efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da hemen şöyle koyayım. Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz. Şimdi Türk Kalp Vakfı olarak biz bu sene vakıf haftamızın 30.sını kutluyoruz. Aslında bu yılki sloganımız sağlık için spor, spor için sağlıklı kalp. Yani kalp rahatsızlıkları ölüm oranı en fazla olan bir hastalık dünyada. Türkiye'de de öyle. Dolayısıyla kalp rahatsızlıklarını erişkinlerden son gelişen teknolojilerle birlikte daha gençlere ve çocuklara doğru geldiğini istatistiksel olarak görüyoruz. Şimdi biz bu yıl yaptığımız kalp haftası çalışmalarında gençlere yönelik, sporculara yönelik kalp rahatsızlığının önlenmesi ve onlara alınacak tedbirler için çalışmalarımızı başlattık ve bu hafta içinde çeşitli akademisyenlerimiz bu konularda çeşitli yerlerde bilgilerini verecekler. Ayrıca biz 2016 yılında eski başkanımız Semiramis Hanım'ın zamanında başlattığımız... Semiramis Hanım, buradan kendisini sevgiyle kucaklıyorum. Evet, kulakları açılmasın. Geçen sene bir tamamladığımız bir şehirdeki çocuklar projesi vardı. Aslında o projede teknolojiye esir olan çocuklarımızı sağlıklı bir ortama kavuşmak, dışarıda oyun oynamalarını sağlamak için yapılan bir çalışmaydı bu. Başkanım, şimdi bir virgül koyabilir miyim? Şimdi benim en çok aslında hepimizi, bütün anneleri, babaları endişelendiren şey şu. Şimdi biz eskiden hani kalp krizi dediğin zaman, değil mi? Ya da hani kalp yetmezliği falan dediğin zaman belirli yaşın üzerindeki insanları düşünürdük. Evet. En azından biz çocukken diyeyim. Gerçekten hani o bize düşündürten de öyle olmasıydı. Ama az önce cümlenizin arasında bir söz söylediniz. Dediniz ki artık maalesef her birimizin elinde, çocuklarımız da dahil olmak üzere, artık bir yaşındaki çocukların elinde de tabletler, telefonlar falan, artık çocuklar hareket etmiyor. Evet. Şimdi mesela 4 tane o erkek çocuğu, şimdi normalde ne yapar mesela, çıkacak diyelim ki çocuk parkına gidecek, annesinin babasının gözetiminde oynayacak. Değil mi? Bir koşacak, edecek, atlayacak, zıplayacak. Şimdi o 4 tane çocuğa bakıyorsunuz, 4'ünün elinde telefon var. Ben geçen gün gördüm, çok şaşırdım. Çünkü biz o kısmı atlamışız. Ellerinde 4 tane telefon var. Ve hepsi aynı oyuna girerek beraber oynadıkları bir oyun yapıyorlarmış. Yani 4'ü odadalar, 4'ü de aynı oyundalar. Şimdi o çocuklar hiç kıpırdamıyor. Ve o çocuklar saatlerce oturuyor. Hani spor dediğimiz şey aslında hareketten bahsediyoruz. İlla ki gidip spor merkezlerinde herkes belirli ölçütlerde spor yapsından değil. Şimdi kalp sağlığı herhalde çocuklarda da bozulmasının, değil mi, önemli bir etkenlerinden biri de bu hareketsizlik. Hareketsizlik, evet. Zaten kalp sağlığının en önemli tedavi yollarından bir tanesi harekettir. Dolayısıyla biz vakıf olarak çocukların 0-12 yaş arasındaki çocukların ailelerini bilgilendirmeyi hedef aldık. Ve bu çalışmamızı da 17 Nisan'da Giresun'da, Giresun Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız çalışmada oradaki ailelere çocuklardaki kalp sağlığı, farkındalık ve bilgilendirmeyi yapacağız. Ve bu ama kalp haftası bağlamında değil, daha değişik zamanlarda ediyor. Ve devam edecek bu. Biz ne yapalım çocuklar için başkanım? Hazır sizi bulmuşlarımızı alayım. Bakın şimdi çocuklar için şunu yapmamız lazım. Çocuklar için yapılacak şey aslında bir tek aileler yapamaz. Devletin yapması gerekenler var, belediyenin yapması gerekenler var, eğitmenlerin yapması gerekenler var, ailelerin de yapması gerekenler var. Aileler çocuklarını hafta sonlarını ayıracaklar, alacaklar, gezdirecekler. 0-12 yaş arasından bahsediyorum. Oyun oynamalarını sağlayacaklar. Yani önce çocuklarını düşünecekler. Ama biz herkes kendimizi düşündüğümüz için çocukları bir tarafta bırakıyoruz. Belediyeler sağlıklı oyun alanları yapacaklar. Esasında hükümetimiz geçen sene bir bildiri yayınladı. Okulun Eylül ayında ve okul sonlarında, eğitim dönemi sonlarında çocukların kilo kontrollerini yapıp onlarla ilgili bir föyler tutacaklar ve bunlarla ilgili işte obez mi yahut daha zayıf bir halde mi ailelerine bildirimlerde bulunacaklar. Bu da bir güzel bir gelişme. Yani hareketsizlik obeziteye yol açıyor. Obezite de kalp damar sağlığını etkiliyor ve olumsuz yönde etkiliyor. Ve artık ne yazık ki yaş grupları da değişti.
gazetelerde görüyorsunuzdur, medyada takip ediyorsunuzdur. İnsan için acıtıyor ama kimin ne yaşayacağının da garantisi yok. Bunun için lütfen çocuklarımızın da kalp sağlığı kontrollerini yapalım. O küçüktür deyip geçmeyelim. Evet. Ve kalp sağlığı kontrollerini bizim yapalım. Efendim buyurun. Kalp Vakfımızda Profesör Doktor Türkan Ertuğrul var. Sizin evet, Türkan Hoca bizde geçen çok değerli bir hocamızdı. Bu konuda sayılı hekimlerden bir tanesidir. O da çok yardımcı oluyor. Yani bir de işin gençler tarafı var. Gençlerde de aynı sıkıntılar var ve orada da ölümler çoğaldı. Bunu gazetelerde görüyoruz, televizyonlarda görüyoruz, sporcularda da problemler var. Orada da bizim yaptığımız iş onlardan ziyade onların antren edenlere, ailelerine gene nasıl korunacaklarına dair bilgi vermek lazım. Evet, bu çok konuda teşekkür da ediyorum. Bu hafta o konuda yoğun çalışmalarımız olacak önümüzdeki hafta. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin diyorsunuz. Hayri Hanım da efendim bizim vakfımızın böyle çok güzel hanımları var. onlardan biri. Hoş geldiniz. Ben size de gerçekten yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğunuz için de mutluyum. Herkes işin ucundan tutmalı. Her dernek, her vakıf, ben de olabildiğince desteklemeye çalışıyorum. Kalp Vakfı ile çok uzun yıllara dayanan bir gönül bağımız var. Ama hepiniz çok kıymetlisiniz. Özellikle hanımlar. Biz size teşekkür ederiz. Hanımlar vakıfların böyle en şey yüzü. Onlar görünen yüzü. Arkada da başkanın ve tabii yönetim kurulu ekibi var. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Dilerim sağlıklı bir yaşam sürdürelim. Hatırlarsanız bak daha geçen gün söyledim. Şimdi bu Başkan Obama gelmişti Türkiye'ye. Böyle özel uçağında geldi. Tam zaten böyle hani zenci, hani onların ayrı bir kas yapısı var. Böyle uçağın şeyi açıldı. Ben de ne kadar hayran olmuşum ha. Geçen gün aradım o görüntüyü bulamadım. Uçağın kapısı açıldı. Adam tay gibi tıkır 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 böyle indi böyle atletik atletik. Baktım kendime dedim Müge kaç kilo oldun sen dedim. Şimdi bu merdivenlerden inmeye kalksan dizim ağrıyor falan. Başladım spora. Hem o zaman bir 8-10 kilo vermiştim ve gerçekten de böyle yürürken falan ne kadar kendini iyi hissediyordun. Sonra yine saldım. Geçen gün o görüntüyü aradım yine bir motive olayım diye bulamadım internette. Ama hepimiz bunu yapmalıyız. Nerede olursak olsun hareket edelim. Kalp damar sağlığımızı tehlikeye atmayalım. Sonuçta çünkü çok büyük problemlere yol açabiliyor bu konu. Dünyada en çok ölüm sebebi. Onu size söyleyeyim. Yani. Dünyada en çok insanlar neden ölüyor derseniz kalp damar hastalıklarına bağlı rahatsızlıklardan dolayı ölüyorlar. O yüzden çok ciddiyetle üzerine eğilmeliyiz. Kalbimizi hoş tutmalıyız. Şimdi bakın elimde neler var. Elmas ondan dedim ağlıyor musun? Elmas dün ağlaya ağlaya şişti. Bugün de daha ağlayacak herhalde. Çünkü dün biliyorsunuz ay ben Osman Bey'in Elmas Hanım'a bakışını hiç unutamayacağım. Osman Bey Elmas Hanım'a gerçekten öz evladı gibi sevgiyle ve böyle hasretle bakıyor. Allah inşallah, yani nasip etsin i̇nşallah. Size ailenizi, size evladınızı bulmayı. Şimdi dün efendim hani Elmas hep bahsetti ya. Camdan filler. Ay ben de çok şanslı bir insanım ya. Dün camdan fillerden bahsederken ay bizim de vardı keşke benim de olsa diye içimden geçirmiştim. Bugün elimde. Çünkü biz Elmas Hanım'ın o bahsettiği camcı dükkanını da bulduk efendim. Ve o kadar çok şey öğrendik ki isterseniz neler yaşadığımızı hatırlayalım. Ben bu arada bu filleri de buraya dizeceğim. Eskiden şöyle yapılırdı. Yanlışım varsa düzeltin hanımlar. Şimdi bunu böyle boy sırasına göre diziyorsun. Ve kuyruğunu kapıya doğru bırakıyorsun. Ondan sonra böylelikle ev alıyorsun. Şimdi ben kapıyı ne taraf, bu taraf yapayım değil mi stüdyonun kapısı? Ondan sonra inşallah böyle ihtiyacı olan izleyicilerimiz geliyordu. Onlara ev alıyorduk ya. Onların kısmetini olsun. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 evet. Şimdi böyle yapacağız. Bunlar böyle birbirine değecek. Kuyruğu da kapıya bakacak. Ev almak isteyenlere duyurulur. Arif hocam şu an kızıyor tabii. Hocam. Buyurun biz efendim. Diliyoruz artık. Neyle olursa olsun. O zamanlar böyleydi. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Neyse idare ediyoruz şimdi. Evet hocam idare edin. Dün neler yaşamıştık hatırlayalım. Sonrasında işte dün o camlar, dükkanlar falan bulununca Elmas hiç beklemediği şeyler yaşadı. Açıkçası çok şaşırtıcı. Benim için de bu çok değişik, bugüne kadar 10 yıldır işlediğim bu arama kavuşma falan hikayelerinde çok farklı bir konu. Çok heyecanlıyım. Bakın izleyelim sırayla. Elmas, sen bir benzin istasyonundan bahsettin, Bağcılar dedin, Ziya Bey bağlandı dedi ki bahsettiğiniz böyle bir yer kulübe falan dedi. Yani her şey o kadar inanılmaz bir şekilde gelişti ki sen de gidip burası deyince evet. Ben dedin şok çok oldum. Şaşırdık. Evet.
Gidince zaten ben hemen tanıdım. Yer aynı. O bir fotoğraf olarak kalmış sende. Ya anladım. Fotoğraf olarak kaldığı için beynim artık kazımışım onu. Mesela kırmızı bir kıyafetle beni hatırlamışsın. Kırmızı bir kıyafetle bulunmuşum. Bunu ben yurttaki öğretmenlerden sürekli duydum. Elmas Hanım'ın hatırladığı benzin istasyonu ve çevresindeki esnaflar. Bakın ne anlatıyorlar o döneme ait. Kulübet şu arabanın olduğu yerdeydi. Kulübede kalan birini hatırlıyor musunuz bir beyefendiye? Yetiyer bir adam vardı, o bakıyordu. Uydurma bir barakadı, tahtadan yapma böyle bir çay ocağı vardı. Önünde bir de sundurma gibi bir şey vardı böyle önünde. Barakada çok çay içtim ben orada. O benzinliğin o dönemki sahibi Mehmet Akif Dursal. 1990 senesinde bir amcamız vardı. 50-55 yaşlarında. Dış kısımda kendi tuvaletlerin temizliğini falan yapıyordu. Cemal amca diyorduk biz ona. Cemal demişti bize kendisini. Şive olaraktan Karadeniz şivesi vardı kendisine de. Hiç Cemal ismi sana tanıdık geliyor mu Elmas? Ev hatırlıyor. Kapısının mavi olduğunu hatırlıyor. Mavi kapılı bir ev hatırlıyorsun. Tarihlerde birkaç senelik sapma olsa dahi benim kafamı kurcalayan bazı şeyler oldu. Dün yayınımızdan sonra buraya hemen stüdyoya Osman Bilge koşmuş gelmiş. Osman Bey 2 yıl önce 1983 yılında evinin önünden çalınıp götürülen kızını aramak için stüdyomuza gelmişti. Osman Bey'in kızı Fatoş da İstanbul 500 evlerde kayboluyor. Kaybolduğunda 3,5 yaşında. Elmas Hanım'ı yayında görünce koşmuş adamcağız Elmas Hanım'ın yanına. Sen benim kızım olabilirsin dedi. Çünkü Osman Bey'in o dönem uzun yol şoförü, kamyonları var. Elmas'ın hatırladığı yerde kamyonların işte benzin aldığı, konakladığı falan bir yer. Ve diyor ki Osman Bey, ben de o benzin istasyonundan benzin alıyordum o dönem. Şimdi bak nereden nereye. Üstelik buraya geldiğinde de söylemişti. Onların evi var. Evinin de kapısını anlatmıştı. Senin hatırladığın mavi kapılı ev. Evet, demir kapısı vardı, mavi kapı. Evet, onun da... Elinde dedi yanık izi vardı, sırtında beni vardı, Elmas dedi ki bende de var. Ekibimiz hemen iki ismi bir araya getirdi. 83 yıllarda nakliye şirketim vardı, 8 kamyonum vardı. Eve geldiğimde dedi kızın kaybolmuş. Nasıl kayboldu dedi, annesi dedi ki ben bir bardak süt pişirdim, geldim burada oturuyordum kapının önünde. Yok, 5 yaşındaydı. Topukları dışarıya çıkıktı. Sırtında bir ben vardı. Burada bir yanık izi vardı. Kırmızı bir elbiseyle üzerindeydi kayboldu. Senin sırtında ben var mı? Elinde bir yanık izi var mı? Yanık izim şurada var. Sağolun aynı buradaydı. Şu küçüklükten kalma bir şey bu. Sırtında ben var mı? Sırtımda et beni var. Kendisini sizin kızınız olabileceğini düşündünüz değil mi? Tabii düşündük de geldik. Eğer babamsan başımın tacısın. Sen de benim başımın tacısın. Ne demek ya? 30 yıllık hasret ne demek? Bugün de Fatoş'u aramak için ailemiz stüdyomuzda. Hatice Hanım hoş geldin. 2 yıl evvel görüşmüştük. Maalesef onların aradıkları kızıyla ilgili bir bilgi alamamıştık. Ama şimdi Elmas'ı görünce stüdyoda... Yine koştular geldiler bizim kızımız olabilir diye. Elmas Hanım 1990 yılında bulunuyorsun değil mi Elmas kayıtlara evet, göre? Evet. Şimdi 90 yılında bulunuyor. O sırada 5 yaşında olduğu düşünülüyor. Yani 1985 doğumlu olması lazım. Ama tabii şunu da düşünmek lazım. Hani seni 5 yaşında gibi görmüş değerlendirmiş olabilirler ama birkaç yaş daha da büyük olabilirsin. Çünkü ne beslenmesi beslenme... Yani bakımsız bir çocuk o sırada. Bunu öyle değerlendirmek lazım. Fatoş kaç doğumluydu? 1979 doğumluydu. 79 doğumlu. Evet. Burada bayağı bir fark var. 79 kaybolduğunda 83 herhalde değil evet, mi? Evet, evet. Yani kaybolduğunda 4 yaşında. Sizin de eviniz 500 evlerde değil mi? Evet. 6 yaş fark var ama bu nasıl bir tesadüf onu bilemiyorum. Çünkü evden bahsetmiştiniz hani o mavi demirli ev. Elmas geldi mavi kapılı evden bahsetti. Hatta ben şunu da çok iyi hatırlıyorum. Osman Bey hep şunu demiş yani bunu bilen biri yani beni bilen ya da bize bir zarar vermek isteyen birisi kaçırmış olabilir. Ben o sırada hani iş yapıyordum. Evet. Niye tuttular da mahallede bir sürü çocuk varken... Geldiler benim 3,5 yaşındaki çocuğumu kaçırdılar. Evet. Hani senin yaşla ilgili bir problem olabilir mi? Bilmiyorum. Elmas'ın yanında olan hani Sinoplu Cemal denilen kişi babası olarak yaşı çok geçkin. Zalim. Hani olmaz mı? Tabii ki olur da 55-60 yaşında bir adamdan bahsediyoruz. Yanında da 5 yaşında bir çocuk var. Evet. Benim çocuğum demiş. Her ise daraytası. Ha siz bayağı bizim olabilir diyorsunuz yani. Yo %75. Şimdi elindeki... Hadi ya. elindeki yanık var ya. Ha? Elde yanık var. Ha bir de onu söyleyeceğim. Şimdi elindeki yanık senin ne zaman oldu Elmas? Ya ben bu yanığın hiç farkında bile değilim.
Çay suyu döküldü. Peki böyle bir iz miydi? Aynı yani? öyleydi. Peki sırtında da beni var dedin. Sırtında ben var evet. Ne tarafında? Sağ tarafında. Ben de sağ tarafında et beni var. Bir bütün kardeşler de var o yani. Ve bir şey söyleyeceğim, benim çocuklarımda da var hepsi. Bilmiyorum artık, tesadüfler nereden nereye geçiyor, çok güzel. Ne hissettin elması görünce? Yani yüzün gözün gülüyor geldin de o yüzden. Hissettim. Çünkü kaynımın kızı var, ona benziyor. Şoklardayım yani, şaşırdım kaldım ortada. Yani sana Osman Bey'in bakışını keşke böyle karşıdan görebilsen. O kadar sevgi dolu bakıyor ki Osman Bey. Şimdi dün eşime de söyledim ya. Ben benim hani baktığımdan daha çok sevgi dolu bakıyor. Biz aslında Sinoplu Cemal Bey'i bugün de aramaya devam edelim. Belki hani bir aile çıkar, bizimkine de tabii benzetiyoruz tabii diyebilir. Ama eğer yoksa iş çok enteresan bir hal aldı benim gözümde. Evet efendim, tabii özette yer almamış ama asıl Murat Bey'e gelen, niye arkadaşlar onu koymuyorlar bilmiyorum. Murat Bey'e gelen bir mesaj var. Bundan yaklaşık 15 gün önce. Aradığın şey çok yakınında diyor. Gözünü aç diyor. Aradığı şey yıllardır kız kardeşi. 3,5 yaşında kapısının önünden çalınan kız kardeşi ve 15 gün önce düşünemiyor musunuz? Bir cep telefonunuza bir mesaj geliyor. Aradığın şey çok yakınında. Gözünü aç diyor yani. Hani onun altın... Bu önemli bir sinyal. Evet. Onun altında böyle dünden beri bir sürü ben şeyler düşünüyorum. Ne olabilir, neresi olabilir, kim olabilir? Tabii senin hayatını çok iyi bilemediğim için. Tabii. Ama aradığın şey çok yakınında. Kim bu arkadaşlarımız? O kişiye de ulaşmaya çalışıyor. Evet. Bir tarafta da Elmas Hanım, evet, yaş tutmuyor. Dün onun hesaplamasını yapmıştık. Yani yaklaşık 6 yaş fark var. Yani Osman Beylerin kızı senden 6 yaş büyük olmalı. O anlamda bir sıkıntı var. Dün Osman Bey buradan çıktı, dedi ki hadi dedi gidelim DNA testine. Çok heyecanlıydı. Ben dedim ki Osman amca bir dur bakalım. Bugünü de bir geçirelim. Neler olacak, o gelişmelere bakalım. Çünkü ümit de vermek istemiyorum insanlara DNA testlerinde oralarda. İnsan kesinlikle ister istemez ümitleniyor. Benim de inandığım bir şey olmalı. Tabii. En azından bir %90 inanalım. Tabii ki %100 hiçbir şey biz söyleyemeyiz. Testler öte değil ama. Veya bir ihtimal 6 sene sonra nüfusa kaydının yapılmış olma ihtimali. Olabilirdi. Fakat olabilir. Dün yayınımızdan sonra yine Elmas Hanım, Salim Bey ekibimizle beraber Bağcılar'a gittiler. O kadar çok arayan var ki, çünkü sizin konuştuğunuz cam atölyesi şuradaydı, fabrika buradaydı, şu şöyle olabilir, bu böyle olabilir. Efendim araya araya Bağdat bulunurmuş. Bakın neler buldular. Elmas Fark yayınımızda çocukken yaşadığı evin yakınlarında bir cam atölyesi olduğunu hatırladığını söylemişti. Küçük dükkan gibi bir yer vardı, böyle eskilerden böyle filler yaparlardı böyle ateşle. Camdan. O dükkan vardı, ben oraya çok girip çıkıyordum. Ben çok meraklıydım, nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar, sürekli girip çıkardım. Öyle bir dükkan, hani küçük bir yerdi böyle, atölye gibi. Elmas Fark'ın bu sözleri üzerine ekibimize ulaşan bir izleyicimiz, bahsi geçen atölyenin Bağcılar Demirkapı mahallesindeki cam atölyesi olabileceğini söyledi. Böyle bir etrafınıza bakın. Buralar size tanıdık geliyor mu? Bir şeyler hatırlatıyor mu? Ben çok küçüktüm. Yani tanıyabilmem çok imkansız. Sadece küçük dükkanı hatırlıyorum. Bir mahalle arası dediniz. Burası mahalle arası. Evet. Elmas Fark'la birlikte çocukluğuna ait izleri takip etmeye başladık. Cam atölyesi varmış buralarda. Şu aşağıda hani. Yani küçüklüğümde çok girdiğim bir yerdi. Sürekli kovulduğum bir yerdi. Onları hissedeceğim çoğunlukla. Şuradan bir ses geliyor. Gel bir bakalım oraya. Bakalım. Ve bir ara sokakta tam da Elmas Fark'ın anlattığı gibi camdan filler üreten bir atölyeye rastladık. Biraz yüzün güldü. Sana bir şey hatırlattı mı? Vallahi ya. İşte böyle bir yerde, evet, doğru. Bak amcamlar yapıyor. Kolay işte gelsin. Abiler. Ya çok meraklıydım böyle şeylere. Evet, cam atölyedeyiz. Böyle bir yer miydi? Böyle bir yerdi. Bakabilir miyiz bunlara? Nasıl, bakabilir. Camdan filler genç kadının çocukluğuna dair hatırlayabildiği sayılı anılardandı. Ben bunun için ölüyordum ya. Sürekli bunlara gidiyordum hani. Amca da kovuyordu beni tabii. Bunlar. Daha büyüklerini bile yapıyordu bunların yaşlı amca. Hani ölmüştür şimdi belki ama. Neydi adı? Adını hatırlayamıyorum. Sürekli kovuyordu beni böyle ateş sıçrayacak diye.
Çok duygulandım. Gerçekten duygulandım. Çocukluk başka. Bir virgül koyayım. Amcanın yüzünü hatırlıyor musun o amcanı? Ha? Yaşlıydı zaten. Sana göstereyim mi o amca kimmiş? Bir verelim. Oo. Bayağı. İşte seni cam atölyesinden yanacaksın. Falan takardı da. Böyle yanacaksın, zarar göreceksin falan diye. İşte o kovalayan cam atölyesindeki amcamız bu. Aga işi öyle değildi ya. A kişi Karagöz. Sen de ne yazıyorsun bilmiyorum ki. Senin de Türkçe nizami. A kişiymiş ismi de. O amca da bu amca. Bak yavaş yavaş ulaşıyoruz artık. Adım adım geçmişe doğru. Devam edelim. Çok duygulandım. Gerçekten duygulandım. Çocukluk başka bir şey. Burada çok fazla cam atölyesi var mı? Yok, fazla yok. İki tane var. Diğeri yan tarafta bizim amcaoğulları. Bu sırada herkesi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Atölyeden içeri yaşlı bir bey girdi. Elmas Farkı hatırladığını, annesini ve babasını tanıdığını söylüyordu. Bak bir tane kişi hatırladı amcam ama. Gel sen de öyle. Amca siz ne hatırladınız? Amca heyecanlandın be. Yok yok. Orada oturuyordum. Ananın ismi Reyhan. Babanın ismi de Sinan. Bunlar Almanya'da karşılaşıp evlenmişler. Anladın mı dedim. Kız onun değil. Üvey. Sinan üveydi. Ama annesi Reyhan'ın. Annesinin adı Reyhan'dı ve Sinan isimli bir beyle evliydi. Ancak anlattığına göre Sinan Bey Elmas'ın öz babası değildi. Orada tuvalette dururdu. Orada yatıp kalkıyordu. Evet. 5 yaşında kızı vardı. Evet. Şimdi o nereden? Reyhan. Bilmiyorum. Onlar kayboldu. Kardeşi var. Necmi, karısı var Ayşe. Annesi de yaşıyordu değil mi babaannem? Yaşıyordu o zaman zindanımızda yaşıyordu. Şimdi doğru mu? Amca biliyor tamam mı? Diye be sen o kızsın ya. Dünya malı Karagöz'de o dönemde petrol istasyonunda çalışıyordu. Siz kaç senedir burada oturuyordunuz? Kamada çalışırdım Hazinedar'da. Ufacık bir kulübe gibi yer vardı. Bu da orada yanında yatıp kalkırdı. Annesi Esmer uzun boylu bir kadındı. Ama Sinan kendi öz baban değil. Kendi öz babam değildi. Ha. Yani baba benim babam değil. Üvey Almanya'da tanışmışlar bunlar. Babam üvey. Ama Reyhan annem kendi annen. Öz. Benim annem. Ha. Şimdi ne oldu benim annem? Vallahi bilmiyorum. Kaç senedir çoktan ayrıldı gitti bilmiyorum yani. Hazinedar'da ben çalıştım orada. Yıkama vardı. Gel o bezini içine durur. Benim ismim Elmas mı? Elmas evet. Kader değil değil mi? Yok Elmas. Dünya malı Karagöz o yıllarda Elmas Fark'ın annesinin ev sahibi olduğunu söylüyordu. Beraber orada tuvalette kalırdı. Ufacık bir yerdi orada yatırır orada kalkırdılar. Akşamlarda ben buraya gelirdiler. Ben burada kiradaydım. Ben iyi gibi hatırlıyorum zaten. Evet ama bu o kız ben biliyorum yani. Hatırlamayın değil mi sen baba? Tanıdınız siz yani ha? Elmas diyorlardı. Adı evet, da Elmas. Elmas evet. Ha. Değil mi? Nasıl? Hatta Sinan abinin bir horuzu vardı. He horuzu vardı bir de. Çevre sakinleri de Elmas Fark'ın annesi olduğu söylenen Reyhan Hanım'ı hatırlıyordu. Annesinin simasını falan ben hatırlıyorum. Reyhan ya. Reyhan Hanım mı? Esmer. Evet. Reyhan'ı evet evet. Uzun boylu bir kadın. Uzun boylu şeyle. Ama benim annem dedim üvey değil. Öz annem o işte. 86'lı yıllara dayanıyor. Esmer bir bayandı. Yanında da işte böyle bir küçük bir kızı vardı. Bebek şeyleri örüyordu. Hırkaları, şapkaları. Böyle sesten falan rahatsız oluyordu. Benim işte abilerim burada çalışıyordu. Annesi geliyordu, bağırıyordu, kızıyordu. Ses yüzünden yatamıyorum, uyuyamıyorum diye kızıyordu. Kısa süre sonra Elmas Fark'ın çocukluğunda sık sık gittiği, camdan fillerin üretilişini ilgiyle izlediği o atölyedeydik. Burası sana bir şeyler hatırlattı mı? Gel bak. Böyle bir atölyeydi işte tek. Ayşe burası da o zaman burası vardı. Genç kadın yıllar sonra çocukluğunun geçtiği yeri gördüğünde gözyaşlarına boğuldu. Sonundan ayrıldı tamam. Burası. Tamam. Burası. Burası mıydı? Burasıydı. Konuşamayacağım ben. Tokat oldum. Bahsettiğin atölye burası. Gel, gel biraz girelim. Hatırladın mı? Çocukken buraya girip çıkıyordun. Burada bir amca çalışıyordu yaşlı. Yaşlı bir amca çalışıyor muydu burada? Rahmetli babam buralarda durduğu için çalışıyor. Evet. Şimdi gençsiz.
siyah gözleri vardı burada değil mi? Evet. Senin bahsettiğin filler bunlar. Konuşamayacağım ben, çok kötü oldum. Hiçbir şey hissedemiyorum. Çok dağıldım, darmadağın oldum. Benim hafızamda kalanların hepsi doğru, onların anlattıkları da doğru. Amcandan bahsettiler. İsimler. Necmi diye birini tanıyorum. Aha. Tanıyorum isim olarak. Babanın üvey baban olduğunu söylediler. Üvey babamdı ama çok ilgilenirdi benimle. Yanından ayırmazdı hiç. Her yere beni alırdı. Durduğun yeri gel gör işte. Orada kalırdı. Hadi gel. O atölyenin birkaç adım ötesinde ise Elmas Fark'ın çocukluk hafızasından hiç silinmeyen mavi kapılı evleri vardı. Nasıldı burası? Ha? O zamanlar burası nasıldı? Ev halindeydi. Bir sonundan kırdık. Burada duvar vardı. Bak burada kaldırdılar. Burada duruyordular. Kaldığı yer burası yani. Burada duruyordular. 4 sene, 5 sene kaldı burada. Ondan sonra çıktı gittiler. Daha bilmiyorum nereye gittiler, ne oldu ben de bilmiyorum artık. Hatırlayabildin mi burayı Elmas Hanım? Zaten kıza gün vermediler. Ben dövürdüler. Ben iyi biliyorum. Her yani, zaman dövüyordu. Evet. Ufak bu kadar bir çocuğudur. Bak tabii, belki tabii, de tabii. Televizyonu açmadılar. Belki görmediler. Gene çık yayını yap cinen. Belki de çıkardılar. Tabii. Efendim birisi anlatsa inanır mıydınız? 5 yaşında bir çocuk Bağcılar'da bulunuyor. 5 yaşında bir kız çocuğu. Oradan sivil polisler tarafından bulunuyor. Çocuk esirgeme kurumuna götürülüyor. Hayatı orada geçiyor. Ta ki eşi Salim Bey ile tanışana kadar. Salim Bey de o bölgede askerlik yaparken Elmas Hanım'a vuruluyor. Evleniyorlar. 3 çocukları oluyor. Aradan yıllar geçiyor. Elmas Hanım bugün artık 3 çocuk annesi bir kadın. Ve sizlerin sayesinde Bağcılar'a gitti. O 5 yaşında bulunmadan önceki evini... İşte cam atölyesini, babasıyla beraber kaldığı benzin istasyonunu buldu ve orada yaşadıklarını hatırladı. Şey gibi böyle rüya gibi bir şey. Rüya gibi evet. Son derece, seni izlerken... Son derece ilginç bir şey. Yani çocuklukta gerçek olmayabilecek bölük pörçük hayallerden bu kadar bulguya ulaşmak büyük bir başarı gerçekten. Demek ki 5 yaş bazı şeylerin hatırlanabileceği bir yaş. Yani geriye dönüp baktığında... Yani bölük pörçük içinde ya yanlışı ya. Var, doğrusu var. Yani ben de 5 yaşında okula başladım. Hatırlıyorum mesela okula başladığım zamanı falan. Yani ama her şeyi hatırlayamıyorsunuz. Hani bir takım büyük olayları hatırlarsınız. Ama birbirle olan bağlantılarını çok hatırlamazsınız. Yok, onun için bir büyüğün sana mesela işte bir fotoğraftan yola çıkarak ne yaşandığını hatırlatması... Onu bile hatırlayamazsınız da. O hatırlattığı için belki hatırlıyormuş gibi hissediyorsun. Onu da bile evet. Ama Elmas'cığım önce o cam atölyesine gittin. Ben bana da cam filleri gönderen A kişi Karagöz'ün oğlu Murat Karagöz'e çok teşekkür ediyorum. Yani acaba sen 5 yaşındayken... Anası mıydı? Yani sen 5 yaşındayken seni o cam atölyesinden dedi. Dışarı çıkartan zarar görme diye A kişi Karagöz'ün oğlu bak şimdi bugün bize cam filler gönderdi. Hayata bak. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii çok üzgünüm bütün bunları söylerken yani bu bilgilerden sonra Osman abicim Elmas sizin kızınız gibi gözükmüyor. Acaba annesi de üzmeydi? Hı? Annesi. He benden çaldılar onlar mı baktılar diye düşünüyorsun. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben Osman abi ikna edemeyeceğim. Ya biz o DNA testini yapacağız anlaşıldı. Osman abi canın sağ olsun yaparız. Sağ ol, yeter Allah ki senin olsun, için rahat etsin. Sen evladına kavuş. Öyle babası yok acaba anası da özmeydi. Evet. Ay kıyamam. Elmas olmaz başkası olur ama bulacağız inşallah senin de kızını. İnşallah. Şimdi efendim gelen bilgiler şu. Deniyor ki Elmas'ın annesi ve gerçekten adına Elmas'mış. Aslında bu da çok mantıklı. Çünkü 5 yaşındaki çocuğa adın ne dendiğinde söyler o çocuk. Yani seni de bulunduğunda karakoldakiler mutlaka senin adın ne diye sordular ve sen de Elmas dedin. Çünkü Elmas ismiyle hatırlıyorlar. Bu kadar tesadüf olmaz. 5 yaşında bizim hiç var mı stüdyoda çocuk bu şu sıra?
Bugün boş mu? Bizim arkada da bir kreş var da. Değil mi 5 yaşındakine çok rahat. Adın ne söyler? Demek ki sen adını da söyledin. Deniyor ki annesinin adı Reyhan'dı, Sivaslıydı. Babasının adı Sinan'dı. Ama üvey babaydı deniyor. Bilemiyorum onu. Almanya'da tanıştığını söyledi. Yine bizim bütün bu bilgileri veren Dünya Malı Karagöz. Bunlar da babası da ne ilginç bu Karagöz ailesinin. Bir kardeşin adı A kişi, diğer kardeşin adı Dünya Malı. Değişik isimler. O yüzden ben de her seferinde bakmak zorunda kalıyorum. İlk defa duydum mesela Dünya Malı ismini ilk kez duydum. Evet. A kişiyi de duymamıştım. Hoş ya. A kişi yani, Karagöz, Dünya Malı Karagöz. Ne kadar zor. A kişi dahi hitap ederken dahi zorluk çekilen bir isim. İlk defa duyuyorum. Ağam dersin işte. Ben olsam öyle derim. Ağam. Ağam olabilir. Ama A kişi... Dünya Malı. Dünya Malı. İkisini ilk defa duyuyorum. Aynen. İlk defa duyuyorum böyle isim. Hayır yani ben de babalarını merak ettim bu kardeşlerin yani. Adam nereden bulmuş bu isimleri? Diğer kardeşlerinin adı neymiş sordunuz mu? Hiç merak etmezsiniz. Evet. Bir sorun bakayım yani ben merak ettim şahsen. Şimdi diyeceksiniz ki bu Dünya Malı Karagöz bu kadar bilgiyi nereden biliyor? Çünkü o bahse geçen benzin istasyonunda o pompacı Sinan denen Elmas'ın babası Sinan Bey tuvaletleri temizliyor. Elmas doğru hatırlıyor. Öyle başka bir iş değil. Benim babam tuvaletleri temizliyordu diyor. Evet, evet. Doğru söylüyor. Evet. Ve yine dün bahsettiğimiz Sinoplu muydu? Samsunlu Cemal de orada yine çalışıyor. Samsunlu Cemal de Sinop muydu? Sinoplu Cemal de yine orada çalışan, hani böyle orada bekçilik falan eden ortalığa bakan kişi. Evet. O yüzden senin babanın Sinan olduğunu söylüyorlar. Fakat ne olduysa bak sen şimdi tabii burada programda heyecandan anlatamıyorsun ama ara ara konuşurken anlatıyorsun mesela. Kavga ediyorlardı diyorsun. Evet. Gerçekten diyorlar ki geçimsizlerdi ve annesi evden kaçmış. Ama baban üvey olsa niye üvey babasına bıraksın ki çocuğu? İşte ben de onu anlamıyorum. Neden? Yani bir anne olarak nasıl bir vicdansız anne ben... Ama kaçtığını bilmiyoruz. Bilmiyorum ama belki neden? Belki kaçmadı. Babanı öldürdü onu bir yere gömdü millete de kaçtı dedi. Ben neler görüyorum hani illaki de şimdi kadın kaçtı. Evde yok kaçtı. Kaçmış gitmiş. Neden kaçmış bilmiyorum. Yorum da yapmak istemiyorum ama. Şimdi yorum yapmayalım daha çünkü bilmiyoruz bence ne oldu. Ben buraya çıkmasını istiyorum onun. Eğer dinliyorsa görüyorsa buraya çıkıp kendini haklamasını bana karşı temizlemesini istiyorum. Yani benim kafamdaki soru işaretlerim bitmesini istiyorum. Bir anne evladını nasıl bırakır, neden bırakır? Şimdi efendim bu kadar isim olduktan sonra mutlaka hatırlayanınız çıkacaktır. Buna inanıyorum. Necmi ve Ayşe isimleri de var. Artık bu Sinan Bey'in kardeşi Necmi mi öyle söyleniyor ama belki de Reyhan Hanım'ın kardeşi bilemiyorum ama gelen bilgi Sinan'la Necmi'nin kardeşi oldu. Ayşe'nin de Necmi'nin eşi oldu. Yani senin amcanla yengenin ismi olmalı Necmi ile Ayşe. Evet. Annenin adı Reyhan, babanın adı Sinan. Kızların adı Elmas. Soyadı da Reyhan Hanım'ın güzel olabilirmiş. Yani bu kadar bilgi bizim için çok büyük bilgiler. Yani başta söylediğim gibi bölük pörçük çocukluk anılarından... Buraya kadar gelinmiş olması. Evet, evet. Evet. Bütün ilgili arkadaşları başta sizi kutluyorum ben. Sağ olun. Gerçekten çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi kardeşim bana mesaj atıyor. Kızım için diyor ki 2 yaşında söylüyordu. Abla diyor adını diyor. Doğru söylüyor yani. Hani 5 yaşında demek ki sen adını da doğru söyledin. Kıyamam ben sana. Ya efendim Elmas Hanım'ın bulunduğunda üzerinde kırmızı bir elbisesi var. 5 yaşında Bağcılar Merkez'de sokakta yürürken polisler tarafından bulunuyor, sosyal hizmetlere bırakılıyor. İşte Bağcılar'a gittiğinde hatırladıkları da bunlar. Rüya gibi, film gibi falan izledim yani bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz ama çok heyecanlı. Valla tam film gibi. Tam film gibi yani. Yani kapıyı da buldun, o kapıyı görünce de hatırladın. Şeyde Osman Bey de kendi hani bulundukları eve fotoğraflarını gösterdi falan ama aynen. Ona o kadar sıcak gelmedi. Hayır ben dün hafızam gerçekten canlandı. Ben oraya girince zaten koptu. Yani film orada koptu. Orada çok ağlamaya başladın değil mi? Orada çok ağlamaya başladım çünkü canlanıyor ister istemez hani yaşadıkların, hayallerin ne hepsi. Ne gördün? Yaşadığım her şeyi gördüm. Ben zaten hani böyle...
bakımsız olarak büyüdüm. İlgilenen olmadığı için biraz da çok yaramazdım ben. Aşırı yaramazdım, gene söylüyorum. Çok yaramazdım. Sürekli o dükkana girip çıkardım. Hani orada bir kız vardı, onunla çok oynardım. O da Necmi'nin şey oluyormuş, bu amca olarak görünen onun kızı oluyormuş. Onunla ben çok oynarmışım orada. Amca kızından. Evet, amca kızı. Yani üvey ama amca kızı olarak görünüyor. Onunla üvey çok olduğunu oynarmış. Hatırladın mı sen, sürekli üvey ama diyorsun? Ben Necmi olarak isim hatırlıyorum. Ama bunun amcam olduğunu hatırlamıyordum. Yani sen üvey baban olduğunu nasıl şey yaptın? Hatırlıyor musun yani, üvey baba diye bir şey? Ben üvey olarak hatırlamıyorum çünkü hiç üvey olarak davranmadığı tamam, için. Tamam yani öyle düşünülüyor. Davranmadığı için hatırlamıyorum. Çok ilgilenirdi benimle. Sen eve girdiğinde çok ağladın. Çok ağladım. Bir şey hissettin orada, evet. Demek ki. Gözünün önüne ne geldi? Amca o kadar şey anlattı ki ben de anımsadım kadar yani bir şey bile yoktu. Hani böyle halı seriliymiş. 2-3 minder. Çok ne bileyim. Tek bir odaymış orası anladığım kadarıyla. Tek bir oda. O da evde kira veriyormuşlar yani. Ya ne kadar durumu bozuk da olsa insan evladını bırakmaz gibime geliyor. Yani bunun bir nedeni, açıklaması olması lazım. Ben onu buraya yalvarıyorum, davet ediyorum. Buraya gelsin, bana bir açıklama yapsın. Ben bu yüzden bıraktım. Veyahut da bırakmak zorunda kaldım. Bir açıklama bekliyorum yani. Yalvarıyorum ya. Vicdanı varsa gelir. Açıkçası 5 yaşındaki bir çocuğu, Bağcılar tamam belki bu kadar trafik hareketli değildi ama yine Bağcılar Bağcılardı yani. 5 yaşında yürüyen bir kız çocuğunu sokak ortasına bırakmak ne demek? Biz bunu geçtiğimiz aylarda bir kere gördük. 2 yaşındaki çocuğu bırakmıştı yol ortasına. Artık kimin bıraktığını ailede bir örtbas etti gitti de. Yani 5 yaşında çocuk arabaların geçtiği bir yerde böyle bırakılmaz ki. Acaba bir şey mi oldu? Sen mi gittin? Yani kızma şimdi ailene de. Bilmiyoruz ne yaşandı. Aileme kızmak istemiyorum ama. Vallahi pek çok seçenek var. Yani evet. Pek çok hayat seçeneği var. Onlardan biri o tesadüf etmiş olabilir yani. Çünkü normalde bazılar da sokakta yürürken bulunuyor kayıtlara göre. Şimdi eğer baba. Orası da bir mesafe yani, senin oradan oraya yürümen de. Ama tabii yolu tutturdun mu gideceğin yer orası. Ben çok fenaydım yani, gezerdim zaten. Sen yaramaz. Oradan yolu tutturdun mu gideceğin yer erkek orası. Erkek gibi olduğum için gezerdim hep böyle sürekli. Belki de bilemiyorum. Belki ama aramaz mı ya insan? Ben anlamadım bir şey. Ben yani babası iradesi şöyle tahmin dışında. Ediyorum. Çok kopuk bir aileymiş herhalde. Evet. Yani birbirinden kopuk bir aileymiş. Ben öyle tahmin ediyorum. Ama niye bak, amcan varmış, yengen varmış yan yana. Amcamın dün anlattıklarına göre karısı da 30 yıldır çocuklarını görmüyormuş. Neden? Yani. O neden görmüyormuş? Bilmiyorum. Görmüyormuş. Görmek istesen, hatta ben konuştum bile orada. Hani görmek istesen görebilirsin. Niye göremiyorsun dedim. Ne güzel programlar var. Hiç boş çıkmıyorsun insanlar o programlarda. Dün mü anlattılar sizin bunu? Ha, burada, orada. Evet, dün anlattılar. 30 senedir çocuklar da dedim senden bir gün gelecek, hesap soracak. Hesap soracak. Yani ben annemi yalvarıyorum, buraya istiyorum. Gene yalvara yalvara konuşuyorum. Anne demek istiyorum yani. Aslında anne değil benim gözümde. Ben açık konuşmak istiyorum. Anne değil. Ama gene anne diyorum. Buraya davet ediyorum, bana bir açıklama yapmasını istiyorum. Neden? Neden bıraktın? Yani 30 yılın hesabını istiyorum. Peki bir ara verelim. Man arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet efendim, dünya malı Karagöz'den öğrendiğimize göre ki yanında muhabirimiz Gizem Gündoğdu var Bağcılar'da. Sorularımız varsa bize, özellikle senin soruların varsa açıklayacak. Onun verdiği bilgilere göre Elmas Hanım'ın annesinin adı Reyhan, soyadının Güzel olduğunu hatırlıyor. Babasının adının Sinan olduğunu hatırlıyor. Üvey çocukları olduğunu hatırlıyor. Evde bir kavga dövüş olduğunu. Bir de bir amca ile yengenin ismini hatırlıyor. Necmi ve Ayşe. Evet. Onlar da orada uzunca bir süre oturmuşlar. Acaba bu evet. Necmi Bey ve Ayşe Hanım'ı tanıyan başka komşular var mı? Dün yani. Sizin bulamadığınız ama burada yayını izleyip ya biz de tanıyoruz denilen. Evet.
ve Reyhan Hanım'ın Sivaslı olduğunu yine hatırladı bir başka kişi. Gizemciğim, öncelikle ben teşekkür ediyorum Dünya Malı Bey'e. Bize başka paylaşmadığı, vermek istediği bilgiler var mı? Biz bu yengeyle amcayı bulamaz mıyız acaba? Günaydın Müge Hanım. Dünya Bey. Buyurun Müge Hanım size soruyor. Günaydın. Var mı başka anlatmanız gereken bir şey, hatırladığınız bir şey? Başka yok işte, ben ne bildiğimse aynısını ben söylüyorum. Peki yengeyle amcaya ulaşabilir miyiz? Onlarla ilgili hatırladığınız bir şeyler var mı? Hayır, ulaşamazsın. Ayrılalı 15 sene oldu buradan gideli. Nereye gitmişler acaba? Vallahi bilmiyorum. Onun annesi bir başka bir kocaya gitti. Babasından Elmas'la benim burada kaldı. Bir ay kadar kaldı. Ondan sonra ben buradan çıktı gitti. Kızı da işte götürmüş, meydana bırakmış. Bazılardaki meydana bırakmıştı. Ama bir dakika, siz o dönem bunu duydunuz mu? Yoksa şimdiki şeyden mi bahsediyorsunuz? Yani ha, o dönem çocuğu gitti. Duydum. Duydunuz. Evet, kendi duydum yani. Yani o zaman çok şeydi yani, böyle kendi bakımı yokudu. Yani Elmas'ın annesi başka birine mi kaçtı? Evet, başka birine gitti kocaya. Sinan'la Elmas da benim burada kaldı. Bir ay kadar kaldı. Bir ay sonra buradan benim evden ayrıldılar. Peki giderken ne söylediler size? Giderken dedi ben gidiyorum, o kadar işte. Çocuk var mıydı yanında giderken? Vardı çocuk. Elmas yanındaydı. Elmas yanındaydı. Beraber biz buradan ayrılıyoruz. Ben iyi hatırlıyorum. Beraber çıkıyoruz deyip gittiler oradan. Evet. Sonrası... O beraber çalışıyorduk. Biz Hazinadar'da çalışıyorduk. Petrol'da. Nereliymiş bu Sinan? Hiç hatırlıyor musunuz? Vallahi ben Sivaslı biliyorum. Sivaslı olduklarını biliyorsun. Hazinadar'da çalışıyordum petrolde, o da tuvalete bakıyordu. Ufacık bir yerdeydi. Elmas'ınla beraber kalıyordu. Gündüzleri orada, gecelerde benim buraya geliyordular. Peki Sinan'ın üvey babası olduğunu nereden biliyorsunuz? Bunlar Almanya'da tanışmış. Reyhan'la beraber Almanya'da Sinan tanışmış. Türkiye'ye dönmüşler. O zaman kendileri anlattılar bana. Yani üvey olduğunu biliyorum. Reyhan Hanım'ın başka bir beraberliğinden Elmas dünyaya gelmiş. Sinan Bey'le daha sonra beraber olmaya başlamışlar. Evet. İyi de madem Sinan'ın... Evet, Almanya'da, evet. Madem Sinan'ın öz babası değil, niye o Reyhan kocaya kaçtırırken kızını bırakıyor üvey babaya? Evet. Anlaşamıyordular zaten, hep kavga yapıyordular. Elmas'ı da durmadan dövürdüler. Of. Dünya Malı Bey? 5. Diğer kardeşlerinizin ismi ne? Yani bunu sadece hani babanız çok değişik isimler koymuş size de. Değişik de benim ismim hiç bulunmaz. Evet. Şimdi, benim en büyük abim Ağa Kişi Karagöz. Ondan sonra Atalay Karagöz. Tamam. Dünya Malı Karagöz. Ali Karagöz. Bir de Kerem Karagöz. Diğer kardeşlerinizi ki daha alışılageldik ama evet, onlar daha evet. Alışılageldik. Sizinkisi gerçekten bulunmaz bir isim. Yani siz de benim için de bulunmaz bir insansınız. Benim... Yani bunca yıl sonra bu bilgileri veriyorsunuz. Hafızanıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum size. Kendisine verler. Zahmetler verdik. Ben de teşekkür ederim. Siz nerelisiniz? Yok, estağfurullah. Ben Arda. Neresi? Ardahan. Ardahan. Ardahan neymiş. Onu da bir evet. Başka stüdyodaki konuğumuz merak etti. Ardahan Çıldır Güven Ocak Köyü. Anladım. Çok memnun oldum. İnşallah şimdi siz oralardasınız ya. Belki bu hani 15 yıl evvel oradan ayrılan amcayla yengeyi tanıyan bir komşu, bir esnaf falan bulursak bize yardımcı olursanız çok seviniriz.
Benden başka kimse bilemez. Asıl konuyu ben biliyorum. Benim burada çünkü 4 sene 5 sene kaldılar. Ev sahibi. Ev sahibiyim ben, ev sahibi. Peki kocaya karşı diyorsunuz ama o civardan bir koca bulup kaçması lazım. Yani kiminle kaçtı acaba annesi? Vallahi bilmiyorum. Burada birine gitti o bir tarafta. Nereli olduğunu bilmiyorum. Ama orada yaşayan. Ama kocaya kaçtığını biliyorum. Yani orada yaşayan biriyle gitti değil mi? Biraz uzak yani. Aşağı yukarı 4 kilometre 5 kilometre uzakta birine kaçtı gitti. Yani hatırlıyorsunuz oradan biri. Nasıl tanışmış onlar? Onlar ben buradan ayrıldıktan sonra o kadın yalnız kendine başına bir ev tuttu. Ev sahibinin karısı da yoktu, hanımı yokmuş. Orada tanışıp evlenmişler. Oh ne güzel. Ha bir dakika. Şimdi önce kaçıyor evde. Sonra bir eve yerleşiyor. Sonra da o ev sahibiyle evleniyor. Tamam. O ev ne taraflardaydı bey amcacığım? Ne taraflardaydı o ev? O evler bu şeyde Papaz Köprüsü var. O tarafta olacak. Papaz Köprüsü tarafındaydı o evler. O zaman ilk kocaya diye kaçmıyor yani. İlk evden kaçıyor o zaman. İlk evden kaçır. Ondan sonra işte ev sahibinden tanışır. Orada evleniyor. Bak daha net çıkıyor. Neden evden kaçtık? Dövüyor muydu Sinan falan onu? Evet. Anlaşamıyordular. Durmadan kavga yapıyordular. Şiddet görüyordu Sinan'da. Evet, evet. Anladım ben. Şimdi Yani ilk anda canını kurtarsın diye gidiyorum. Yoksa bir evlilik düşüncesi yok. Sorayım. Evlilik durumu yok. Oradan canını kurtarmak için kaçıyor. Anlattığına göre evet, yani kocaya kaçmıyor aslında. Kaçıyor, kaçtığı kişi sonra bekar evet, olduğu söyleniyor. Yani kaçtığı zaman da belki kendine dahi imkan bulamayacak maddiyet durumunda. Ama iyi de şimdi üvey babaya da niye çocuğumu bırakayım şimdi? Ama işte o biraz ters. Yani ne üvey baba olmazsa gerçek baba olsa hadi al çocuğunu da kızdı gitti. Ben ona da katılmıyorum. Çünkü yani, şimdi o adam yani seni dövüyorsa eğer. Belli bir oranda. Belki diyebiliriz. Hayır ama şimdi ben eğer o adamdan şiddet görüyorsam. Çocuğu nasıl bırakacağım? Çocuğu da dövecek akşam evet. Ben evde yok. Hele üvey babaysa hiçbir şekilde bırakmanın bir makul tarafı olmaz yani. Şimdi Bağcılar'da sokak ortasında bulunmuş. Yani baktığın zaman eğer anlatılanlar birbirine bağlarsak işte ne oldu da ortada. Evet. Peki bey amcacığım bu çocuğu senin gördüğün efendim? Tarih, senin evinde oturdukları tarih kaçtı, yıl kaçtı? 2003 falan olacak. Kaç olacak? 90 2090. 2090. 1990 diyecek herhalde. 1990. Evet. O çocuk o zaman kaç yaşlarındaydı? 5 yaşında, 6 yaşındaydı. 5-6 yaşlarındaydı. Ha. 90'da. 90'da 5-6 yaşındaydı. Evet 90'da 5-6 yaşındaydı. İşte 85 zaten yani. 85'li falan geldi o zaman. Doğru. Peki sizin o zaman bak şunu hazır. Orada o da dükkanda çalışıyormuş hani o şeyde. Sormak istediğiniz bir isim var mı? Hani onu tanıyor musun, ediyor musun falan diye. Bak onu sorun hazır bulmuşken işte. Aklımıza gelmiyor ki. Bacılar'da. Hani, Bacılar'da tanıdığımız yok. Bacılar'da tanıdık yok diye biliyorum. Hayır hani böyle işte düşmanlık yapan birisi, aklınıza kalan bir isim. Hani oraya gelen giden. Hani siz çocuğu götürmüştürlerdir diye düşünüyorsunuz ya. Evet. Var mı öyle bir isim aklınıza gelen sorabileceğiniz? Bu Sinan'ın hiç bir arkadaşı var mıydı bey amcacığım? Bu adamın ismi neydi? Hayır arkadaşı yok işte benzinlikteydi. O tuvalette çalışıyordu. Ben de petroldaydım o zamanlar işte. O zamanları bu da ev arıyordu. Ben de dedim ev var geldi benim işte burada kaldılar. 4 sene 5 sene benim evde kaldılar. O zaman geldiğinde çocuk... Bir de kardeşi vardı onun. Geldiklerinde kardeşi de vardı Necmi. Necmi geldiklerinde o kız çocuğu kaç yaşındaydı ki? 5 yaşındaydı. Hayır senin evinde 4 yıl kalmışlar ya. Eve taşındıklarında nasıl... Var 3 yaşında falan vardı. 3 yaşında falan vardı. İlk geldiğinde çocuk...
Evet. Yani sizin eve ilk bunlar taşınmaya geldiklerinde o kız çocuğu 3 yaşında mıydı? Evet, evet. O zaman 4 senede kaldılar evimde diyorsun. Evet, yani 3 sene 4 sene kaldı işte yani. Yani işte gene 6-7'lere biz çıkabiliyoruz oralarda. 87'de 3 yaşında oluyor. Doğru. 4 yaşındaydı. 4 sene falan kaldı. O zaman 8... işte olabiliyor işte. O zaman da Osman Bey'in şüphelerini doğrulayan şeyler bunlar. Geldiğinde 3 yaşındaysa 4 sene kaldılarsa işte biz o zaman 7'lere falan çıkıyoruz. Sizin tarihlere yaklaşıyoruz evet, işte oradan. Evet. O yüzden Osman Bey işin peşini bırakmak evet, istemiyor. Evet. Olabilir diyor. Bir daha bir anne nasıl çocuğunu bırakır kaçar ya? Üvey babaya mesela. Doğuran anne olsa. He. Evet. Anne de sahtarıymış herhalde. O zaman 90'da oradan ayrılmış. 4 sene oturdu diyor 91. Geldiğinde 3 yaşındaydı diyor. Ya 87'ye tekamül ediyor o zaman. 87. 87 3 yaşında oluyor o zaman. Sizinkisi kaç doğumluydu? 79 doğumluydu. Bizimkisi 87'de. Peki bu annem olacak kadının akrabası falan yok mu? 83 onun ol. Ama bak siz 83'te kaybettiniz ya. Evet. İşte o tutabilir. O zaman olabiliyor. Çünkü biz şimdi bu çocuğu yani Elmas'ı 1985 doğumlu olarak düşünüyoruz. Bulunduğunda 5 yaşında diye. Ses. Ama bu hanımefendi, bu beyefendi diyor ki 90'dan diyor 4 sene oturdular diyor. Geldik, dur hayatım. Geldik 1986'ya. Geldiğinde de 3 yaşındaydı diyor. Oluyor 1983. Evet, bizimki yani 79'du. Yine tutmuyor. Yani yine de 4 yaş var. Yine 4 yaş var, evet. O kadar da olamaz yani. Açık o kadar kapanmıyor da yine. He? Kimse onu yani 6 yaş 3 yaşa falan iniyor ama yine de o açık. Hadi bizimki de 79 olmasın 80 olsun diyelim. Hani işte ama zamanı. Diyelim demeyin. Dün size ben o yüzden sordum. Yani çok emin misiniz diye. Siz de anladığım kadarıyla emin değilsiniz. Ya 79 80 olabilir. Yani. İşte 79 o... 80'e gelse 80'e... 79'u kabul ederiz. Evet. Ama indir 83'ün altına inmiyor. Hayır. Yani onların diyorum da doğum tarihi net değil. Evet, orada da onların doğum tarihi kıyaslayacağımız şey net değil. Acaba müşkeldi yok mu? 3 yaşında mıydı, 4 yaşında mıydı? Şimdi uzak kaydolduğu zaman kaç yaşındaydı? Yani orada... Sizin 79 kesin değil mi? Ya 79 80 yani öyle diyelim. Abi kesin öyle diyelim yani. 79 kesin. Annem bunu biliyor. Anneye bir şeyler sorabilir miyiz? Yani annen dün buradaydı. Yani, o diyor ki annemin hiç akrabası falan yok muymuş tanıdıkları? Sor sen Dünya Bey. Ben bir şey sormak istiyorum. Elinde mi? Evet. Buyur. Annemin akrabası falan yok muydu yani kardeşi, ablası, teyzesi falan? Yok, onları bilmiyorum, yok. Yok, kimsesiz yani. Evet, yok. Kimsesi yok. Yokdu. Kimse... Ben dediğim tarih şimdi 83 de olabilir yani. Yani 90 değil de 83 de olabilir. Çorap. Evet, biz bunu, ben size katılıyorum yani. Bunu... Biz DNA testi istiyoruz. Şimdi 83 olabilir diyor. 90'dan 83'e indi. Ya 85 yaşındaysa bizimki de o zaman 5 yaşındaydı. Çünkü rastgele. Hayatım dün ne yemek yediğini sorsan insanlar hatırlamıyor. Şimdi biz bahsediyoruz ta 30 yıl evvelsinden yani. Bence bu kadar Sinan demesi, Necmi demesi, Ayşe demesi falan filan bunların hepsi birer... Mucize. Allah aklına zeval vermesin, adamcağız çok şeyler hatırlıyor. Evet. Çünkü bravo beraber evet, çalışmışlar, evini kiralamış. Evet. O yüzden biliyor yani evet, senin annenle baban olduğunu söylediği kişi onun evinde oturmuş. Evet. O yüzden bu kadar çok bilgi biliyor. Yani ilk defa böyle bir soruya muhatap olmasına rağmen sanki dünkü olayı soruyormuşsun gibi hemen de cevap veriyor. Ama iş arkadaşı ve evinde oturuyor. Maşallah. Acaba maşallah annesinin yani evini biliyor mu şimdi? Hı? Annesi, bu giden annesinin. Hı hı. Evini biliyor mu hala? O Reyhan Hanım'ın hani gitti bir ev sahibiyle evlendi dediniz ya bey amcacığım. Onun evinin yerini bulabilir misiniz? Vallahi bulamam ama Papaz Köprüsü'nde bir yere gitti ama bulamam. Bulamam.
Topaz Köprüsü'ne bir yeri de ben de bulamam. Yani zaten bahsettiğin köprü 4 kilometre falan diyorsun. 3-4 kilometre. Evet, dere yolu. Işte. Dere yolu. Evet, evet, o kadar var. Yani istiyorsan bizim muhabir arkadaş sizi götürsün. Belki bir şey hatırlarsın. Hayır, hayır. Ben bulamam orayı çünkü. Aradan 15-20 sene geçti. Bulamam. Tamam, eğer zaten bu bilgilerden bence ortaya çıkmak isteyen çıkacaktır. Ben çok teşekkür ediyorum Bey amcacığım size. Sağ olun, var olun. Ben de teşekkür ederim. Eşi de rahatsız. Ben o yüzden de çok bugün ederim. Aramızda değil. Eşine de bakıyormuş Bey amcacığım. Çok teşekkür ediyorum beyefendiye, sağ olsun. Elmas'cığım, yani anlatılanlar bunlar. Sen anladığım kadarıyla hep senin içindeki öfkenin nedeni şu yani. Beni neden sokak ortasına bıraktılar? Değil mi? Yani. Bilmiyorum. Belki de işte bırakılmadın. Belki biriyle el ele yürüyordun, gittin, ona bir şey oldu. Belki de kayboldun. Belki kayboldun. Hani orasını... Ama baksana, evden beraber çıktı diyor. Biz ayrılıyoruz diye diyor. Kızla beraber çıktı evden diyor. Şimdi o yoldan böyle dümdüz aslında yürüdüğün zaman yolu tutturup... Gideriz. Hani biliyorsunuz siz gerçekten onun bulunduğu yere doğru gidiyor o yol. Doğru. Ama ne oldu? Nereye bıraktı da acaba? Adamın başına mı bir şey geldi? Ne bileyim. Adam anne gittikten sonra bir ay kadar... Bakmış da yani, bakmış. Elmas'la beraber kalmış. Demek ki dönecek diye beklemiş. Orayı net hatırlıyor Elmas. Baktı yani. Evet, hatırlıyorum. Hatta bana da çok iyi bakıyordu diyorsun. Bakıyordu. 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 İyi, sen annene seslen. İnşallah bence çok yaklaştık. Yani bu dediğim gibi onların kaçırılan kızı olup o ailede de bakılmış olabilirsin bir süre ama sonuçta sana anne diye bildiğin birisi var. Evet, çok isim var ya. Yani tanıması lazım insanların. Bunu. Ben anneme sesleniyorum buradan, lütfen çıksın. Yalvarıyorum ona. Şimdiye kadar bana annelik yapmadın. Şimdiden sonra ben annelik beklemiyorum, hiçbir beklentim yok senden. Ama neden bir evladı bırakacak kadar, neden yani böyle, hangi akla sahip oldun? Lütfen, ben bekliyorum burada yani. Belki senin de başına kötü bir durumlar gelmiş olabilir, yorum da yapmak istemiyorum. Neler çektiğini de bilmiyorum. Ama ben buraya bekliyorum. Bilmiyorum. Ben çözüleceğini umut ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum Müge abla. Allah benim. Razı olsun hepimizden sizden. Hepimizden razı olsun. Buraya kadar geldik. Ben çözeceğiz diyorum yani bunu. Bayağı önemli yol alındı ama. Evet, evet, çok önemli mi? Yol aldık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ekibiniz olsun. Yani şu anda annenize karşı biraz kırgınlığınız varsa da. Çok aşırı kırgınlığım annenizi var. Buraya davet ettiğinizde, o da buraya gelirse... Birbirinizle sarıldığınızda o kırgınlık, o kızgınlık da gidecektir. Onun için hanımefendi bizi izliyorsa sizin lütfen bu kırgınlığınızı falan düşünmesin. Tanıyan, bilen, gören, buraya lütfen gelsin, bu işleri halledelim. Olsun. Yani elbette tanıyan biri vardır bence. Lütfen yani Allah rızası için bir bilgi ya, ufacık bir şey istiyoruz yani. Çünkü bunlar çok şey değiller yani. Bunlar bu değişik işler. Sen 5 yaşına kadar bir çocuğa bak, büyüt. Sonra 5 yaşına, 6 yaşına getir. Niye Bağcılar'da sokak ortasına bırakırsın? Aynen öyle. Araba çarpar. Hala da koca koca insanları, sokak köpekleri saldırıyor falan haberleri oluyor ki. Her şey olabilir yani. O zaman evet, Bağcılar daha evet. Tarla, bağ, bahçe. Nasıl bırakmışlar bir kız çocuğunu? Hiç, o biraz muamma. Evet. Bir şey olmuş orada. Orada bir olay var ama biz onu bilemiyoruz. Ama tutamamış. Annenin gittiğini hatırlıyor. Annem bir gitmiş belki yani. Belki şu anda bilmediğimiz... Bırakılmaya mecbur kalan bir durumla karşılaştı. Anne mi üveydi acaba? Belki canı bir tehlikeye gitti. Yani seni yanına alacak imkanı bulamadı. Yani tabii. O bakımdan... Hayır, acaba anne mi üvey olan? Davet ederken bunları da çıkarak konuş. Belki de üvey olan anneydi. Evet, üvey olan ya baba. Ne bileyim ben şimdi Özenne'nin... Ama gerçi biz bunu da gördük. Özenne'nin üvey babaya çocuğunu bırak... Bunu konuşmuştuk yani nasıl bırakır diye. Evet, bırakmıştı. Onu da görmüştük burada. Evet. Şimdi düşündüğünüzde... Bırakanları gördük tabii. Yani onlar istisna artık. Normalin dışında kabul ediyoruz. Düşündüğünüzde hanımefendi yani annesi öyle bir sıkıntı içerisinde ki evi terk etmek zorunda kalıyor. Ve bir lokma ekmeğe ihtiyacı var ve kafasını sokacak bir delik arıyor. Yani öyle bir durum içinde gibi görülüyor. Bulduğu ev de kafasını sokacak delikte o evlendiği kişinin evi, bir oda, bir göz.
Bir oda zaten yani. Muhtemelen ya. Zaten yaşadıkları yer de öyle. Evet, Elmas oraya oda. Gelince de hatırladı. Dün gece nasıl geçirdi Elmas geceyi Salim'e? Sen dün, ona sürekli destek vermeye çalışıyorsun. Dün gece ben bayağı bir kötü geçirdik dün geceyi de. Kafamızda çok fazla soru işaretleri oluşuyor. Hep ağladım ya. Çünkü gerçek annenin babanın yapamayacağı işlerle karşılaşıyoruz. Onun için ben DNA testi istiyorum mümkünse. Şimdi böyle bir şey de dediler dün. Şey dediler... annem Almanya'dan buraya gelmiş. Yani orada benim öz babamı bırakıyor. Öyle bir şeyler konuştu orada konu komşular, ben şey yaptım. Orada bırakıyor. Öz babamı buraya geliyor. Burada Sinan Bey'le tanışıyor. Burada onunla evleniyor. Yani ben Almanya'dan buraya getiriyor beni. Şimdi şu var. Almanya'ya yani gibi... eğer bu bilgi de doğruysa senin Almanya'da belki o sırada olan bir baban var. Evet. Ha, işte o da var yani. Oraya da seslenmek istiyorum. Yani şimdi bir şey Almanya'da daha var. Güzel Elmas diyorlar. Hanım, evet. Almanya'da çalışan eden hayat standardının dünya 3 milyon insanın yükselttiği bir yer orası. Evet. Almanya. Neden geri dönüyor da burada muhtaç birisinden gidiyor yani. İşte, gider orada yani. Bir kavgaya karışıyorlar. Ondan sonra daha Alman polisi onları evlerine bile götürmeden sınır dışından. Belki de evlendiği insan belki de hani istemedi onu. Bilmiyorum artık. Nasıl bir oldu? Çok karışık. Ama Salim Bey de çok güzel bir şey söyledi. Diyor ki hiçbir anne baba hani öz annesi olsa üvey babasını bırakıp evden kaçmaz. Kaçmaz. Sonra kız evladı yani erkek evladı da değil kız evladını bırakıp gidiyor. Ne olduğunu düşünmeden yani bunu gerçek annenin yapacağına ben inanmıyorum. İnanmıyorum. Gerçek de babası olsa onu Bağcılar'da sokak ortasında bırakmaz. O yüzden de böyle de bize güzel gözlerle bakan ve babanız olduğunu Osman Bey'le, bir Osman Bey'le, Bey evet, Osman Bey'le ben bir DNA testi yapmak istiyoruz. Sen Elmas? Yapalım yani, benim için sorun yok. Ama en azından umutları biter. Yani. Ben inanmıyorsun benim yani. Umudum sen inanma, yok. Sen inanmıyor yok mu? Benim veya inşallah için. Ümitler gerçek olur. Evet, i̇nşallah olur yani, inşallah olur. O da kavuşur, ben de kavuşurum. Çok güzel olur. Buradan mutlu evet. Mesut'a ayrılırız. Bilemiyoruz şimdi onu da testi ya? De yapmadan bir şey diyemiyorum. Sen hem kızım olacak hem ayrılacaksın. İnşallah ama yaşadığım şeyler de ortada yani. Ben sana söyleyeyim, bunlar seni bırakmaz. Bırakır mıyız ya? Bırakmıyorsan. Şu anda bile bırakmıyor. Adamcağız o gün daha programa çıkmış. Kaç yer dolaşmış onları bulana kadar. Buraya gelmiş çok güzel söylüyor. Kapatmışsınız programı. Allah kimsenin başına vermezsin. Zor bir şey gerçekten. Çok çok. 10 tane evet. Çocuğun ölse mezarına gelecek. Allah'ın emri. Tabii. Ama ben hakkayı bulduğu zaman hala bir kız çocuğuysa acaba nerede, acaba ne yapıyor, acaba ne olur. Hiç aklınızdan çıkmıyor değil Çıkmaz mi? Çıkmaz ya. Mümkün değil. Efendim. Yine söyleyeceğim, Osman Bilce'nin de 3,5 yaşındaki kızı Fatoş, ismi Fatoş, 1983 yılında 500 evlerdeki evlerin önünde oynarken kayboluyor. 1979-80 doğumlu olduğunu söylüyor aile. Kaçırıldığından şüphelenmişler hep o zamandan beri. Beyaz bir araç geldi, aldı demiş mahallede oynayan çocuklar. Fakat... Osman Bey Elmas Hanım'ın kızı olduğuna şöyle inanıyor. Bir sırtındaki benden dolayı, bütün ailenin işte sırtının sağ tarafında bir ben var ondan dolayı. Bir de anne de diyor ki eline su dökülmüştü. Sağ tarafında elin üzerinde bir yanık vardı. Zaten Osman Bey Elmas Hanım'ı görür görmez elinin üzerine baktı hemen. Yanık izin var mı? Yanık izin var. Sırtında ben var mı? Sırtında ben var. Osman Bey o yüzden daha inançlı evet. Konuya. Ama Elmas Hanım olmayabilir. Ben bu bilgileri yine veriyorum. Olur ya 1983 yılında 2,5 yaşında bir çocuk mahallenize, sülalenize gelmiştir. Ekranda fotoğrafı da var. Fotoğrafını da verelim. Kaybolduğu döneme ait fotoğrafı. Bugün de onunla ilgili de bir haber vardı. Onu da... Ha, yok o da diğerini. Ailenin elinde bir haber vardı. Evet. İşte... sen niye hiç kendini hatırlamıyorsun? Ben hatırlamıyorum ya. Kendimi ne bileyim. Hiç. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç. Sen de şimdi bu ekrandaki çocuğa benziyorsun. Evet. Ben Osman Bey'e de katılıyorum. Evet. Verir misiniz arkadaşlar ekrana? Sen de bu kıza benziyorsun. Yani şimdi bu kız da bana benzemiyor yani. Sana benziyor. Yani şimdi böyle bakacak olsa. Sana da benzeyen bir çocuk. Yani baba o yüzden evet, de etkileniyor evet. Değil mi? Evet. Tabii biraz benziyor. Eşiniz de diyor ki benim aynı Eltim'in kızına benziyor diyor. Evet. O da ondan etkileniyor simayen. Şimdi tarihler var ama o tarihler biraz muallak. Biz 30 yıl öncesinden bahsediyoruz. O yüzden her şey olabilir. Peki. Git
o zaman DNA testini. Yani olmaz olmaz demeyeceğim artık ben zaten. Yani ne gerçekten mucize dediğimiz şeyler oldu. İçiniz rahat etsin en azından tabii, Osman abi. Tabii. Bugün ne günlerden? Perşembe. 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 Cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi açıklarız. Nasıl geçer o hafta sonu bilmiyorum benim için ama pazartesi açıklarız inşallah. Ne dersiniz? Ben olur derim. Olsun. En azından biliriz. Ne olacağını yani, biliriz yani. Murat sen ne hissediyorsun? Ya ben de DNA'dan yanayım. En azından kafamız rahat eder. Kafamızdaki soru işaretleri sona erer. Tabii tabii. Bakalım yapalım. O anası da babası da bacı hepsi sahte gibi geliyor bana. Bir yerde almışlar götürmüşler orada kızımız diye ama sonuçta bırakıp gitmişler işte. Bana Osman Bey kızını bulsan ne yaparsın ilk? Bir kere senin ismin Türkiye Cumhuriyeti'nin baş melekesi diye bir yere yazarım. Çok seviyorum. Çünkü hasret kavuşturansın. Sağ olun. Ha, nice insanlar burada hasret gideriyor. Sağ sen olsun. Yerin cennettir inşallah. Ay çok teşekkür ederim. Hepimizin öyle olsun. Çok teşekkür ondan ederim. Ondan sonra ne yaparım? Kız ne derse ben öyle yaparım artık. Kalk kalk otur otur. O hasreti gidereceğiz. Mutluysa biz gideriz yanına, bu geliriz yanımıza. Gelirse başımın üstünde yeri var. Ne isterse öyle yapar. Ay. Allah'ım inşallah gönlüne göre versin. İnşallah, yani inşallah. Bunu eminim şu anda ekran başında da milyonlarca kişi de aynı dua ediyordu. Çünkü ben namaz kılarken hep diyorum Allah'ım bizi kavuştur. İnşallah kavuştur. Anne sefer şu oldu ya. İnşallah. Zor bir şey. Ben aile çember kırılmış insanlara demiyorum. Ama hakkı bir aile yolcu yerdir ya. Bu bırakmış diyorlar ben fittiriyorum. Nasıl insan evladını bırakır ya? Şimdiki işte akışan zamanı bu. Bu devir böyle pis bir devir. Affedersin. Evet olanlara insan akıl sıra erdiremiyor. Evlat bırakılır mı ya? Öyle mi? Bir dakika bir hanımefendi telefon attığımız demiş. Elmas seninle ilgili. Efendim günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hanımefendi Müge Hanım önce programınız için size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Müge Hanım, Müge Hanım ben işte söylediğiniz senelerde bu iki telliden benzin alıyorduk. Benzin alırken televizyonunuzun sesini eğer kısarsanız çok rahat anlaşırız. Kapatırsanız daha doğrusu. Kulağınız oraya gidiyor. Benzin alırken sonra arabayı yıkatmak istedik. Hı hı. Kapattım. Tamam ben şimdi sizi çok rahatlıyorum. Daha güzel görüşeceğiz. Evet. Benzin alırken sonra arabamızı yıkatmak istedik. İstasyonda oturduk. Böyle 5 yaşında diyorlar ama 5 yaşında değildi çocuk. Yani 7-8 yaşlarındaydı. Çünkü ben öğretmenim. İlkokul öğretmeniyim. Benim de o yaşlarda kızım vardı. En iyisini siz bilirsiniz. Kızımın yanına yaklaştı. Onunla oynamaya başladılar. Sonra ben çocukla biraz konuştum. Ondan sonra saçını falan düzelttim kendisini. Saçı başı darmadağındı. Bir eşofman vardı üstünde. Niye bu çocuğun, ne işi var bu çocuğun diye oradaki görevliye sordum. Görevli de bana dedi ki ya dedi bizim çalışan işçilerden birisinin dedi evlatlığı dedi. Bunu dedi evlatlık almışlar dedi. Şimdi de karısı kaçmış adam dedi rezil. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Evlatlık almışlar dedi. Evet. Ay tüylerim diken diken oldu şimdi birdenbire. Tahminim çıktı. Peki yani hanımefendi tabii ama şimdi... Ama çocuk dedikleri gibi 5 yaşında değildi. Çünkü ben öğretmenim. İlkokul öğretmeniyim. Çocukla sohbet de ettim. Çocuk 5 yaşındaki bilinçten daha yüksek. Yani ama çocuk hiç gelişmemiş. Çok zayıf. İnanılmaz derecede zayıf. Yani Ugandalı çocuklar gibi. Saçlar başlar darmadağındı. Yüzü gözü leke içindeydi. Hep benzin istasyonunda oynuyor, geziyor. Oradakiler benzin istasyonundaki işte adamlar kendisine bir şeyler veriyorlar. Hatta ben de kendisini kızımla beraber aldım. Oradan bir şey aldım, verdim kendisine.
bir şeyler aldım. Ama çocuk dedikleri gibi 5 yaşında değildi, daha da büyüktü. Çünkü bilinçliydi, konuşuyordu, gayet güzel konuşuyordu. Öğretmenim, o işi en iyi sizler bilirsiniz yani. Elinizden kaç tane çocuk geçiyor yıllar içinde? Tabii ki, ben 65 yaşındayım Müge Hanım, şu an maşallah emekliyim. Çok teşekkür ediyorum. 25 sene öğretmenlik yaptım. Yani ben çocuğun kaç yaşında olduğunu, nasıl olduğunu çok iyi biliyorum yani. Ama çocuk daha büyüktü. Ay harikasınız şimdi. Sene bizi... kaçtı acaba? Ha, bize evlatlık dedi. Oradaki çalışan gençten bir adam dedi ki bir evlatlık almışlar dedi. Şimdi dedi anne kaçtı. Adamın başına kaldı bu çocuk dedi. Çocuk da başıboş dolanıyor burada dedi. Ha. Bu bizim maskotumuz oldu dedi. Ama bak evlatlık almışlar demiş. Aslan neydi acaba? Yani karısının çocuğu falan dememiş. Evlatlık aldı. Babayı peki... da gördüm. Baba 60 yaşlarında falan. Of. Evet. Yani baba yaşlıydı. O yaşta çocuğu olacak diye bir şey yok yani. Dün de yaşlı. Allah Allah, dün de yaşlı dediler. Sene kaçtı. Seneyi hatırlıyor musunuz? Vallahi sene 89-90 olabilir. Çünkü iki tellide bizim bir akrabamız var. O akrabamıza lokantası var. Oraya yemeğe gidiyoruz. Yani eşimin çok yakın akrabası. Sık sık da gidiyordum ve o benzin istasyonunda sonraki gidişimde görmedim çocuğu. Zaten oraya bir ay kadar gitmiş. İşte anne evden kaçınca baba bir ay kadar çocuğu benzin istasyonuna götürüyor, getiriyor. Ama sizin de anlattığınız gibi bakamıyor. Ama adam da ayrılmış benzin istasyonundan Müge Hanım. Evet. Bir ay sonra tutuyor çocuğun elinden gidiyor. Çocuk sonra işte Bağcılar'da bulunuyor. Yani Elmas Bağcılar'da bulunuyor. O zaman ama işte adını da... çocuk üstüne basa basa söylüyorum. Çocuk 5 yaşında değildi. En az 7,5-8 yaşları. O zaman yaş ortalaması kalkıyor. O zaman oluyor. O zaman oluyor. O zaman oluyor. Evet. Siz kalkın DNA testine gidin hemen. Allah, hiç beklemeyelim. Allah razı olsun. Tamam. Öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Siz gidin abim, bir örnek verin. Aklınızda kalacağına. Tamam mı? Hadi bakalım. Ay bak öğretmenler bilir çocuklar kaç yaşında. Hadi Salim'e gidin, daha görüşeceğiz. Bu arada Selahattin, baban geldi. Selahattin'in anlattıklarıyla gerçekten bizim yüreğimizi burkmuştu. Sedat Bey de nasıl bir insanlık örneği gösterdiğini, Selahattin'i ortada bırakmayarak eşine götürdüğünü, eşinin bir yıl boyunca ona baktığını ve daha sonra da evlatlık verdiklerini anlatmıştı. Annene babanı bulduk. Ay. Kızın Ayda. Allah Allah. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederim Müge Hanım. Ben sana şöyle söyleyeyim. Annenle baban resmi nikahla evlenmiş. Annenin ismi Feriha'ymış. Bir süre sonra anlaşamayıp boşanıyorlar. Senin velayetin babada kalıyor. Baban anladığım kadarıyla sana uzunca bir süre hani oraya buraya falan götürüp akrabalarına götürüp falan bakmaya çalışıyor. Ama bir süre sonra bakamıyor. Baban hiç evlenmemiş bir daha. Babandan başka kardeşin yok. Annen babandan ayrıldıktan bir yıl sonra yeniden evlenmiş. 6 tane kardeşin olmuş. 4'ü erkek, 2 kız. Onlar da Gebze'de yaşıyorlar. Sana bir adet anne. Fotoğrafı. İlk kez. Evet, Selahattin ilk kez annesini görecek. İlk kez görüyorum. Selahattin, babanı ekrana verebiliriz. Babanın fotoğrafını. Baba. Anne baba ayrılınca, çocuğun velayeti de babaya kalınca, baba çocuk esirgeme kurumuna götürene kadar seni biraz akrabalarına işte bırakarak bakımını sağlamaya çalışıyor. Çalışmış. Bir süre kaldığım bir aile daha var. Halam Tazegül ve eşi Atanur Bey. Halan ve enişten. Hatırlıyor musun hiç? Yok. Hala, enişte. Yok. Ha? Yok, hayır. Bunlarla konuştuk. 5 yaşından sonra hiç görmedim. Hiçbir yerden de haber almadım. Hiç kimse de bana haber vermedi. Yıllarca aradım, sordum, ağladım. Seni bulunduğuna çok sevindim. Gözlerinden tanırım, ben seni gözünden tanırım. 5 yaşında aldı götürdü. Çocuğu bir daha da göremedi. Sürekli aklına geldiği zaman halası ağlıyor. Şimdi halaya ilk kez kavuşacaklar, birbirlerine sarılacaklar efendim. Tazegül Hanım'ı alalım alkışlarla. Çok heyecanlıyım ya.
gelmişler. Atanur Bey var. Bana da bırak. Hoş geldin. Gözümüz aynı. Pek taze gönderin ki ben onu gözlerinden tanırım demiştin. Evet, tanıdım. Gözleri çok güzeldi. Bebekken. Kendi de güzeldi zaten. Selahattin baban telefonu attığımızda. Hadi bakalım. Yıllardan beri bu acıyla yaşadım. Neden yani beni bu hale bırakıp gittiniz? Tabii ki kimse öyle olmasını istemez. Ama problem, bir sürü problem çıktı. Oğlum öpüyorum ve ona yine bakan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Annenin ne söylediğini lütfen sen söyler misin Kebri? Anne çok ısrarla davet ettik ama gelmek istemedi. Eğer ben gelirsem çocuklarımla ilgili problem olabilir, problem yaşarlar, istemiyorum. İşte benim konuşamadığım, sustuğum şey buydu işte. Bakın arkadaşlar şunu unutmamak lazım. Ve normal şartlarda hani öyle babaya çocuk teslim edilip de bir daha bu çocuk ne oldu diye aramıyorsa eğer. Yani. Yıllar sonra hani o anneden böyle gelip de kucaklaşmasını beklemeyin. Bunu sana da herkese de söylüyorum. Yanında yetiştiğiniz aileye de sarılın. Onlar sizi sevdikleri için bakıyorlar. Öyle aslında çocuk çok güzel bir şey. Allah eksikliklerini göstermesin. Aslında çekilesi dert değil. Allah sana o sevgiyi vermese içine. Hep bir iş yani. Hep bir sorumluluk. Hep bir gönül çarpıntısı. Ateşlendi mi doğduğundan, kustu mu, boğuldu mu, döndü mü, atladı mı? Evlendi mutlu mu olacak? Gitti şu mu olacak, bu mu? Ben söylüyorum bu anormal bir sevgi. Ama o anormal sevgiyi yaşamak için sadece doğurmaya da gerek yok. Siz öyle bakmayın o kadar. O filmlerde falan öyle doğurdum ettim ağlıyorum falan. Hiç fark etmez. Seni annenin doğurması gerekmiyordu sana bakan annenin. O anne değil mi? Seni ateşlendiğinde başında durdu. Düştüğünde kaldırdı. Okutmaya çalıştı. Ağladığında gözünün yaşını sildi. Kimse bu oğlum annen. Sana bunu kim yaptıysa annen o. Annen o. Buradan anneye de şunu söyleyeceğim. Kendiniz efendim yabancı hissedebilirsiniz ama onun aslan gibi kardeşleri var. Kardeşlerine de sesleniyorum. Hayatta da kardeşlerden daha kıymetli hiçbir şey yok. Kimin kime ne zaman ne ihtiyacı olacağının da garantisi yok. Bence sana çok güzel bir halayla enişte bulduğumu düşünüyorum. Evet. Kendilerini çok sevdim. Enişteni de çok sevdim. Ben de onları çok, çok sevdim. Evet. Allah onlardan da razı olsun. Sağ olun. Evet. Çocuğun boynunu da bükük bırakmadınız. Bugün bizle aramızda oldunuz. En yeni aile fotoğrafımızı çektirelim. Ay çok teşekkür ediyorum. Gerçekten en azından kalbini tutan ve heyecanlandıran birisi var. Bazen de böyle insanlar hani 50 yıldır görmediği çocuğuyla kavuşturuyoruz. Sanki yere bir lirası düşmüş de hani pardon beyefendi bir liranız düşmüş gibi bir muamele oluyor. Evet. Ben de şaşırıyorum. Sen bugün nasılsın? Bunun da içinden kanı falan çekilmiş anam. Bana da biraz yani tatlı şekerli bir şeyler yedirmek lazım. Biraz çikolata şeker ya, falan. Yılların birikimi Müge Hanım ne diyebilirim ki yani? Yılların birikimi sen geldin sen istedin işte şoka girme mutlu ol şoktayım tabii biraz. Ki. He? Şoktayım. Selam, hala sen şoktayım. Beklenen heyecanı, beklenen ilgiyi gösteremiyorsun. Yani dün hala geldi diyoruz orada durdun kaldın. Yani koşup da halana sarılman lazımken ben buradan işaret ediyorum. En son Müge Hanım seni çekmedi. Hayır onun karakteri öyle ama yani. Yani biraz durgun halim var. Sevinci mi? Üzüntümü dışıma vuramıyorum. Neden? Öyle bir karakterim var. Bilmiyorum işte neden bilmiyorum. Ben de söyledim Ahşan. Sen ki... biraz tatlı ama... bir şeyler ye çocuğum. Bak mesela Şekil abi ki örnek iki yani. Dedim ki bizi sevmedin mi? Bizden memnun olmadın mı? Sen niye öyle duruyorsun dedi. Ben de söyledim Ahşan. Oldum tabii ki oldum. Sonuçta bir bağ yani. Nasıl inşallah ile buluşmak? Çok güzel bir şey. Yani ufakken kendi ellerinde bana yemek yedirirmiş. Dün programdan sonra aynı hala yine yedirdi bana. Ya, ne diyebilirim ki yani çok seviyorum. Birbirlerini elleriyle beslediler. Tabii. Şimdi bugün baban geldi. İşlerini ayarladı. Selahattin gel. Babanı karşılayalım. Ve baban buraya gelince aslında biz bambaşka şeyler öğrendik. Yani dün anlattığımızdan da biraz olaylar farklıymış.
Bir gel bakalım. Evet. Babam buradan gelecek. Adını hatırlıyor musun? Recep. Babanın? Recep'ti de abi. Recep. Recep. Hı-hı. Hatırlasana bir çocuğum be. Candan biraz. Biliyorum hani senin babana karşı gelince... annene babana bir kırgınlığın var yani. Orası kesin onu ben insanların o kırgınlıklarını birdenbire atmalarını beklemiyorum ama artık mesela ben enişteyle halayı sevdim. Böyle enişteyle hala güzel yani. Tabii canım çok tatlılar. Bakalım baban nasıl biri. Hadi Recep Bey stüdyoya alalım. Baba o ilk kez birbirlerini görecekler. Buraya bak buraya buraya. Ama baban nasıl? Şurada yakalım. Yürü. Canım benim. Tatlım bebeğim. Seni çok seviyorum diye. Hastanım benim kızım. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Hastanım benim, kuşum benim. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Siz de nasılsınız? Sağ ol, çok iyiyim. Teşekkür ederim sana. Allah'ım yarabbim ya. Vallahi hem üzgünüm hem kırgınım ha. Yok. Artık evet, siz tabii rahatsınız. Ben rahat değilim. Değiliz. Hiçbirimiz rahat değiliz. Sen canını sıkma. Sen canını sak. Ben seni seviyorum. Canım benim. Aferin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Canım benim. Sağ olun. Sen öyle zannetme. Bebeğim benim. Geçin bakalım. Şöyle. Recep Bey, ablanızı da 10 yıldır görmüyormuşsunuz. Ay canım. Kardeşim. Ay canım yok ya. Gözüm kenara kalktı. Müge Hanım bizde yetim büyüdük de ben onun için çok üzülüyorum hepsine yetimi. Recep'i de ben büyüttüm. Recep seni kardeşim. Beni değil de en çok halamı üzmüşsünüz yani. Benden özür dilemeniz gerekmez. Asıl haladan özür dilemeniz gerekir yani. Erkekten özür dileyeceğiz. Dayı yiyen efendim. Mikrofonu çıkacağım ben söylemeden sen hadi yavrum. Evet canım. Gel oğlunun yanına otur gel. Gözünüz aydın canım. Teşekkür ederim. Şöyle biraz kayın. İyi neyse. Sana da ne geldin o zaman? Aramıyorsanız ne geliyorsunuz? Geliyorsunuz niye bulduğunuzda sevinmiyorsunuz? Bunlar da beni çıldırtacak. İstemeyen aramasın. Ya ilahi ya. Kaide yok yani herkes buluşsun diye. Öyle değil mi? Bana mı kızım? Seni zorla buraya getirmedi kimse. Kendin tabii, geldin tabii, bulmak tabii. İçine. Tamam işte buldun şimdi işte artık ne çıkarsa bahtına yani. Hani... Olayı anlayamadım. Ha? Olayı yok sizle alakası yok. Selahattin de benim aramda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gözünüz sağ olun. Aydın. Çok sağ olun. Oğlunuza sarıldınız seni seviyorum dediniz. O da dedi ki hem mutluyum hem de kırıldım. Kırgınım baba dedi. Sizin sayenizle tabii ki ben de mutlu oldum. Ailemle kavuştum. Oğluma sizin kavuştum. Tek çocuğunuzmuş. Evet. Selahattin. Bir daha evlenmemişsiniz. Başka evet. Çocuklarınız olmamış. Evet. Şimdi Recep Bey ben dün Selahattin Bey'e şöyle bir bilgi vermiştim. Demiştim ki annem baban ayrılmış ve senin velayetin babada kalmış. Ama dün öğrendim ki aslında velayet annede. Yani çocuk siz ayrıldıktan sonra önce annesinin yanındaymış. Evet. Evet annesinin yanındaymış. Peki siz de o çocuğu oradan kaçırmışsınız. Hı-hı. Niye kaçırdınız annesinden siz bu çocuğu ya? Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben, yani kaçırdınız, gittiniz sonra çocuk yuvasının kapısındaki adama bıraktınız yani. Yani çok özür diliyorum Sedat Bey, sizi tenzih ederek söylüyorum. Şahsınızda söylemiyorum yani. Anlıyorum. Hani bu çocuk annesi için şöyleymiş. Anne de annesinin yanındaymış çocuk. Hatta anne de taşınacakmış işte o bulunduğu yerde. Recep Bey gidiyor. Diyor ki ben çocuğu alayım bir hani götüreyim alayım diye de almıyorsunuz yani. Hani geri getireceğim diye alıyorsunuz sonuçta. Alıyorsunuz çocuğu. Veriyorsunuz Sedat Bey'e gidiyorsunuz. Yeter ki annesinin yanında kalmasın. Annesi üzülsün yani. Bitti mi ses? Bitti evet, mi evet. Sizinki? Ben annesinin yanına çocuğu görmeye gittiğim zaman hı. Annesi kendi oturdukları evi hı. Bir başkasına kiraya veriyorlar.
kendileri başka bir yere geçiyorlar. Tamam. Kira olaraktan. Yani amaç da ben çocuğu görmeyeyim diye. Hı. Çünkü bana ilayet verilmiş, mahkeme karar vermiş. Oradaysan cumartesi, pazar günleri görebilirsin. Ama dışarıdaysan, işte siz daha iyi biliyorsunuz, ayda bir sefer mi ne? Başka bir ülkeye falan mı taşınıyorlardı? Yani öyleymiş bana mahkeme kağıt verdiği zaman. Anne taşınıyor dediniz. Tabii. Ya başka bir ülkeye mi, Almanya'ya falan mı gidiyorlar? Hayır, başka bir ülkeye değil. Nereye gidiyorlar? Yani semt değiştiriyorlar ben çocuğu görmeyeyim diye. Yani yine aynı ilde birkaç sokak öteye taşınıyorlar mesela. Artık tabii. Birkaç sokak derken yani İstanbul bu. Ne bilemezsin. Sonra ben gittim, onların adresini buldum. Baktım çocuk orada salonda oynuyor. Ben girdim. Çünkü mahkeme kararı var benim elimde. Göreceğim ben bunu. Bana müdahale ettiler. Üst tarafımda da polis oturuyor. Ya giremezsin, edemezsin. Kardeşim girerim, nasıl girerim? Benim kağıdım var, mahkeme kağıdım. O kağıdınız ama sizin gidip de boşandığınız eşinizin evine girmesiyle alakalı bir durum değil. Yani onun neyse. Ben öyle yürüdüm. Aldım çocuğu, orada sevdim. Tekrar bıraktım. Gittim tekrar mahkemeye. Ertesi günü. Dedim ki ben çocuğu kendim alacağım. Mahkeme yine bana karar verdi. Oğlan çocuğu sağlayabilirsin dedi. Aldım. Öyle bir şey olmaz. Hayır, aldım. Olmaz olmaz. Mahkemede öyle aldım bir günde ama hangi mahkemeyi gördünüz de aldınız? Yok yok yok. Ben mahkemeden kağıdım var ben. Mahkemeden aldım bunu. Geliş güzel. Yok. Mahkemeden vermemiş hangi olsun. Mahkeme bir kere de size vermiş, gittiniz sabahtan akşama al çocuğun velayetini sana ver diyen bir mahkeme yok yani. Yani yok öyle bir şey. Yok. Olmayan bir şey konuşmayalım. Hayır, ben hayır Müge Hanım değil ben. Ben neyse onu söylüyorum. Kanunca Recep iş. Recep Bey yani evet. Bugün mahkemeye gidip çocuğun velayetini bana ver dediğinizde al o zaman senin demez kimse yani. Ben mahkemeyi aldım. Mahkeme kağıdıyla çocuğumu aldım. Dedim zaten mahkemede bana dediler ki çocuk anne erkek çocuk babanındır. Ama kız çocuk annenin dediler. Hiç öyle bir şey yok evet. Ben zoraki almadım. Ben yok öyle bir şey ama sizin var. Dediğiniz gibi değil yani. Var ben mahkemeyle aldım. Ya beyefendi size özel mahkeme mi kuruldu yani? Özel mahkeme değil ama mahkeme kağıdıyla aldım ben bunu. Zaten kanun... Siz görüş saatiniz var sizin mahkemede görüş saati. Hayır ben mahkemeden de aldım. Dilekçe verdim ben mahkemeye. Mahkemeden aldım diyorum ben çocuğumu. Aynı gün. Aynı gün değil. Öyle anlatıyorsunuz. Hayır. Gittim sabah öğlen aldım hayır, diyorsunuz. Hayır hayır aynı gün değil o. Yani aradan zaman geçmiştir. İki gün veyahut da bir gün. İşte iki mahkemeden. Günde bir günde olmaz işte o iş de. Hayır, ben de gerçekleri konuşalım istiyorum. Ben de gerçekleri konuşuyorum. Ama olmaz. Olur ama ben öyle aldım efendim, ama. Efendim şimdi hayatta olacak şeyler var, olmayacak şeyler var. Bugün Türkiye'de kim gidecek de mahkemeye başvuracak da o gün velayet değişikliği isteyecek. Vallahi ben kanunsuz hiçbir iş yapmadım. Olmaz. Hiçbir iş yapmadım, aldım. Mahkeme kağıdıyla geldim, mahkeme kağıdıyla çocuğumu aldım, çıktım. Hı. Evet. Sonra ne yaptınız çocuğu? Sonra işte Selahattin Bey'e bıraktım. Gittiniz ablanıza bıraktınız. Evet. Önce bize bıraktı. Bizden evet. Aldı. O zaman Selahattin Bey'e bıraktı. O peki mahkeme size verildiğini söylediğiniz mahkeme kararında al sen bu çocuğu ablasına götür hiç annesi görmesin mi yazıyordu? Hayır hayır öyle bir şey. Ne yazıyordu? Hiç öyle bir şey yazmıyordu. Yalnız peki niye çocuk, aldınız o zaman bıraktınız ablanızı? Çocuk bana ait olduğuna dahil vardı. Başka hiç ablama veyahut da bir başkasına değil yani. Hayır hayır. Diyorsunuz ya ben hiç hukuksuz bir şey yapmadım diyorsunuz. Yani evet. Hukuksuzlukta al sen bunu ablana bırak hiç annesi görmesin mi yazıyordu? Yok. Yazmıyordu. Niye hayır. O zaman aldı? Yani çocuğu çaldınız. Şimdi bu çalıntı mı oluyor evet. Böyle yaptığım zaman? Evet. Bilmiyorum nasıl oluyor çalıntı. Peki sonra ablanızın yanında bırakmıyorsunuz. Sonra alıyorsunuz yine o çocuğu hiç tanımadığınız bir adama bırakıyorsunuz. O adam onu eğer öldürüp gömseydi evinin arka bahçesine şu an hiç kimsenin Selahattin'den ya da Cemal'den haberi olmayacaktı. Benim tek düşüncem çocuğun bir yerde olmasıydı yani. Ama aklıma da öyle kötü şeyler geleceğini hiç düşünmüyorum. Niye annesinin yanında durmuyor peki bir yerde? Nasıl? Niye annesinin yanında dursunuz ama? Neden annesinin yanında dursun? Annesinin yanında durduğu zaman biz kötü oluyoruz. Ben oraya gittiğim zaman kavga etme zorunda kalacağım. Siz ama, her zaman ama siz ama Sedat Bey'e bırakıp da gidip de düzenli olarak çocuğunuzu görmemişsiniz ki. Benim için sizin o... amacınız çocuğunuzu düzenli görmek olsaydı o zaman bıraktığınız yere düzenli giderdiniz. Sizin amacınız çocuğu görmek, şey yapmak falan değil. Sizin çocuğunuz annesine acı çektirmek. Hayır hayır annesiyle acı çekti. Annesiyle acı çekti. Hayır bıraktınız da niye o zaman çocuğunuzu hiç aramadınız? Bu insanlar yıllardır aynı yerde oturuyorlar. Evlerini değiştirmemişler. Uzunca telefonlarını falan bile siz ararsınız diye değiştirmişler. Niye o zaman gidip çocuğunuzu düzenli görmediniz? O zaman ben yurt dışına gitmiştim. Tamam. Hani tamam. Ama çocuğu evet. Görmek ya.
Evet. Anneden almanızın amacı olarak çocuğumla daha iyi ilişkiler kurmak istiyorum diyorsunuz. Alıyorsunuz. Tabii, evet. Sonra çocuğunuzu hiç tanımadığınız birine bırakıyorsunuz. Niye aramıyorsunuz o zaman diyorum. Ben de diyorum ki yurt dışına gittim o anda. Çalışıyordum ama yurt dışına çıktım gittim. 15 sene kaldım. Geri döndüm. Semt olarak da kaybettim. Aradım. Ama hayır, semt... aynı yerde oturmuş Sedat ama, Beyler. Tabii yine aynı yerde oturmuş olabilir ama ben semt olarak kaybettim. Bulamadım. Ha, ve ilk götürdüğüm yere, çocuğu götürdüğüm yeri de bulamadım. Ama sonradan nasıl olsa bulacağımı düşünüyordum. Ya ben bulamasam bile dahi illa ki bir yerden bir şey olacağını ümidim vardı. Sonuç yani, ne oldu yani? Ne elde ettiniz siz yani bu olayda? Nasıl? Yani ne gibi bir kazanç elde ettiniz siz? Şimdi böyle yaptınız, çocuğu annesinin yanında aldınız, hiç tanımadığınız bir yere bıraktınız. Ne elde ettiniz? Şimdi Müge Hanım, ben annesinin yanında bırakmış olsaydım... Annesinin yanında büyürdü. Hayır, büyümezdi annesinin yanında, büyüyemezdi. Niye? Ben, olayı ben bildiğim için büyüyemezdi yani, olmaz. Şu anda kimin yanında büyüdü, haberiniz var mı? O annesinden daha iyi. Öyle mi? Evet. Yani bu çocuğa ne yaptıklarını bilmiyorsunuz ama ya, çok daha iyi oldu. Bilmiyorsunuz değil, bizim için iyi. Ben mesela çok yabancı kişiden çok iyilik görüyorum ama kendi akrabamdan göremiyorum. Ben, Allah. Ben sadece... Ay neyse, benim yemin ediyorum tansiyonum yükseldi herhalde. Valla bir dil altı yapım oldu. Hayır, tansiyon yükselecek bir şey değil ki bu. Çok yani. Çok yani. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum, benimki yükseldi. Sizin durumunuz nedir? Kalp çarpıntım arttı valla. Sen konuş hayatım, senin baban. Şimdi Müge abla, ben sadece insanlık görevimi yaptım. Şu andaki karşımdaki insan tabii ata olabilir ama... bir evladını bırakıp gidecek kadar olamaz. Vicdansız olamaz. Ben abinin söylediklerine hiçbir zaman katılmıyorum. Yani hepsi yalan dolan gibi geliyor bana. Yani her zaman işindeki sesi dinledim. Gerçekten de öyle yani. Hiçbir sözüne katılmıyorum. İnsan kendi kardeşine bırakıp gidemez mi? Abla bir de. Annen var. Annen, çocuğum, sen annenin yanındaymışsın. Tamam o... Annen seni bırakmamış ki, annen bakıyor zaten. Gitmiş almış seni onun yanına. Ben önceki konuyu diyorum yani. İnsan kardeşini bırakıp gittiğini niye kardeşine bırakmıyorsun? O senin öz kardeşin ya. Öz kardeşin bir de. Kardeşine bırakamazsın. Kardeşine... Neden bırakamazsın? Sokağa alsan ondan annene daha mı iyi? Annene de bırakamazdım. Kardeşime de bırakamazdım. Kimin baktığını bilmiyorsun ki kardeşim. Sen annesine bırakmıyorsun. Ablana bırakmıyorsun. Kim baktı bu çocuğa? Dövdü mü, sövdü mü, ne yaptı bu çocuğun? Hiçbir şey olmamış. Onu söyleyeyim, o değil yani. Ne yaptı bu çocuğun başına, ne geçti bilmeden nasıl bırakırsın ya? Recep. O anda öyle. Annesi. Yani o an için öyle annesi, düşündüm yani. Annesi bakamayacak diye mi bırakmadı yani annesi? Bakmam mı dedi annesi? Ablacığım, annesi dövüyordu. Yani annesi söyle dövüyordu. Ki hani. Yok be hayatım, yanında. Gitmiş annesinden almış çocuğu diyorum. Annesi bakamayacağım, edemeyeceğim diye bir şey yok. Hayatı yalanla dolanma geçmiş bir insan yani. Her şey yalan gibi. Öyle her demeyelim şey. De yani öyle de değil yani, o kadar da değil. Ya köpek bile bir yavrusunu şey bile bırakmıyor yani, düşünsenize. Valla bir şey söyleyeyim mi Yazgül Hanım, sen de burada kendi hemcinsinden yana olacaksın. Ya, tamam mı, sadece senden ayrıldı diye kadına işkence çektirmek için çocuğunu onun yanından alıp sokak ortasına bırakamazsın. Selahattin sokak ortasına bırakılmış bir çocuk. Ona Allah iyi yazılar yazmış da Sedat Bey karşısına çıkmış. Herkesle rica ediyorum biraz kendisini annelerin yerine koysun. Yok, hayır. O kadının yerine annesini koyun. Annesini suçlamadım yani, yanlış anlaşılmasın. Evet. Hayır, alıp da kendisi baksaydı, alıp okutsaydı, şunu yapsaydı, orada iyi bakılamıyordu, ben o yüzden böyle yaptım deseydi. Tamam, bir nebze. Sen almışsın sokağın ortasına, bırakmışsın çocuğu. Recep, biz nereden Sedat biliyoruz Bey'i, Sedat Bey'in ne olduğunu? Daha önce. Hayır, çocuğu bırakmadan önce. Hayır, tanımıyordum. Ne şekilde bir tanışıklık, ne şekilde bir tercih? Yani Sedat Bey'i tercih edip de çocuğu ona bırakmanızın sebebi nereden kaynaklandı? Çünkü mecburdum. Hayır, mecburdun da. Evet. Yani şimdi karşında 5 kişiyle karşılaşıyorsun sokakta. Ahmet'i Mehmet'i değil de Sedat Bey'i tercih etmen özel bir sebebe mi dayanıyordu? Yok, orası bir yurttu yani sonuçta. Ha, yurt o bakımdan. Ya o bakımdan yurttu yani, garanti gibiydi yani. Hayır, evet. Yurt evet. Falan değil. Yurdun kapısında oturuyor Sedat Bey ya. Yurda bırakmıyor, devlete biliyorum bırakmıyor. Canım. Onun için diyorum, niye o tercih? Müge Hanım, burada bir söze girmek istiyorum müsaade ederseniz. Recep Bey, siz beni tanıyor musunuz? Hayır. Peki
33 yıl önceki şu resmi tanıyor musunuz? Gördünüz. Hayır, tanımıyorum. Bir bakar mısınız şöyle, bakın. Baktım, o anı hatırlamaya çalışın. Bir bakın. Üzerindeki armaya bakın. Kimliğin üzerindeki armaya bakar evet, mısınız? Evet. Hatırladınız mı? Evet, hatırladım. Benziyor muyum o kişiye? Değil, benzemiyor. Tabii çok değiştik ama evet. Siz de değişmişsiniz. Evet. Karakterinizin de, kişiliğinizin de çok değişeceğini zannederdim ben sizin. Evet. Sizi çok bekledim. Size o kadar güveniyordum ki, hatırlıyorsanız burada yayınlarda yiğit adamdı o dedim. Çocuğunu bırakıp gidecek kadar vefasız, gaddar birisi değildi dedim. Gerçekten sizi de ilk tanıştığım anda sizi öyle tanıdım. Evet. Hatırlayın o anı. Evet. Sizi nasıl misafir ettiğimi, onurunuz, gururunuz kırılmasın diye eşime, iş arkadaşımın çocuğu bu, hastaneye götürdüler annesini gece, acil. Bir müddet bizde kalacak annesi hastaneden gelene kadar dedim. Dedim, hatırlıyor evet. musunuz? Size evet. annesi için ne söyledi, çocuğun annesi için? Öldü dedi. Ben de dedim ki, başınız sağ olsun, ilk annesi ölen... Bu çocuk değil, ilk bekar, eşsiz kalanlar siz değilsiniz dedim. Gel kardeşim dedim, madem bu kuruma alamadılar sizin çocuğunuzu, ben baksam ne olur, bir hafta baksam ne olur, bir ay baksam ne olur dedim. Peki değil annesinin mi? Ölmediğini ben, bilseydiniz ben, Sedat Bey, annesinin efendim. Ölmediğini, annesinin yanından çocuğu alıp kaçırdığını bilseydiniz ne yapardınız? Müge Hanım, o anı... İş yine böyle davranır mıydınız yani? Müdürlerim, sosyal hizmet uzmanlarım birebir olmuş gibi bana anlattılar. Böyle bir olayla karşılaşacaksın ileride dediler. Dediler de ha? Dediler. Bu işe sen çok şey yapma, içinde bulunma. Ben de dedim ki duygularım, hisleri... Başka bir şey soruyorum mesela Zeynep Hanım özellikle bilseydin annesinin yanından çalınıp götürüldüğünü ne yapardın? Kabul etmezdim. Etmeyeceği için kabul zaten etmezdim. Ben... O anda... Ben bir de samimi arkadaşının diye kabul ettim. Yurda bırakmaya geldiğini, annesinin sağ olduğunu bilseydim kabul etmezdim. Çünkü hiçbir anne çocuğunu bırakmaz. Şimdi dün öğrendiğimiz bizim... Hani velayet boşanırken babaya verilmiş. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Normalde insan, hep onu söylerim, bir dilim ekmeği vardır. O çocuk yarım dilim ekmekle büyüsün. O bir dilimin yarısıyla büyüsün ama anasının yanında büyüsün. İki dilim olursa birer dilim yerler. Ama bazı anneler babalara veriyor velayeti. Ben o annelere de kızıyorum açıkçası. Yani o çocuğu da doğurmadan önce yarın bir gün başına her şey gelebilir. Bu çocuğa ben bakabilirim diye çıkacaksın yola. Baba öyle de bilir. İlla ki boşanmak değil ki. Sen anneysen eğer biz annenin tarafını tutuyorsak bir tek biz değil bütün dünya mahkemeleri. Bugün gitseniz Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de Amerika'da da Avustralya'da da çocuğun yeri boşandıktan sonra annenin yanındadır. Bulaşıcı bir hastalığı vesairesi, uyuşturucusu falan yoksa. Babaya bıraktı diye bildim. Dedim ki demek ki baba da böyle böyle yaptı. Annenin de başka bir şey var. Ama şimdi bugün öğreniyorum ki siz gitmişsiniz oradan. Çocuğu almışsınız, götürmüşsünüz. Gidip evin adamını yanına bırakmışsınız. Şimdi bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Çok özür diliyorum ama... Hani hiç aklımın, mantığımın, vicdanımın, kalbimin almayacağı bir şey. Ben bir şey söyleyebilir miyim Müge Hanım? Belki annesi de yalan söylemiştir. Ben kardeşimi... Recep Bey kendisi anlattı. Recep Bey'e inanmıyorum. Azegül Hanım, Recep Bey kendisi anlatıyor. Tamam Recep Bey, yani kardeşim diye ben onu tutmuyorum. Azegül Hanım, Recep Bey kendisi anlatıyor. Ben anneden öğrenmedim. Recep Bey geldi anlattı bize bunu bugün. Yalan, sen mi kaçırdım söyledin? Neyi kaçırdım? Cemal'i. Nereden kaçırdın? Annesinden siz mi? Kaçırmadım. Ben mahkeme şeyiyle aldım. Hayır efendim. Ben mahkemeyle... Ben gittim mahkeme kağıdıyla aldım ya. Kaçırma diye bir olay yok. Nereden çıktı o mahkeme kağıdı? Ben mahkemeyle aldım yani. Kaçırma diye bir olay yok yani. Evet. Zaten kaçırmış olsaydım öyle, onlar bana... Türkiye'de bir günde vallahi velayet değiştirme davası gören bir mahkeme varsa... Evimiz gidelim bütün isteklerimizi oraya başvuralım da o her işimizi de halledelim. Var mı Rami Bey? Evet ya da hayır? Şimdi boşanma davası devam mı ediyor? Velayet, ben başka bir şey söyleyeyim. Velayeti bir günde değiştirebilir misin gidip mahkemeden? Bakın şimdi. Velayeti bir günde değiştirebilir. Hayır, hayır. Tamam işte, hayır. Yani neyse, biliyoruz olmadığını zaten. Olmaz yani. Tabii, olmaz.
Olmaz değil mi? Olmaz. O zaman ben yalan söylüyorum. Velayeti. Ben sen diyorum, gidip mahkemeye bu erkek çocuğu bana verin deyip alamazsın o gün mahkemeden. Ya da ertesi gün. Ya da iki günde. Ya da bir haftada. Şimdi ya da bir ayda. Recep alamazsın Bey, yani. Daha önce anneye mi bırakılmıştı velayet? Daha önce anneye bırakılmıştı. Siz mahkemeye müracaat edip evet, bir ara kararıyla velayetin size verilmesini mi talep ettiniz? Evet. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı beklemeden bir ara kararıyla mı verdi? Mahkeme bana dedi çocuğunu alabilirsin dedi. Ben o nedenle gittim çocuğumu aldım. Kağıt mahkeme verdim. Demiş ki karar da verdi zaten erkektim evet, senin olabilirdim. Evet. Yani bir ara kararı çıkartmış olabilir tabii. Ben, bana verdiler nasıl yani. Nasıl çıkartacak ben ara kararı karşı tarafları dinlemeden? Hangi hakkını yani, çıkaracak? Onun için çok önemli bir sebebi ortaya koymuş. Onun için bir şey getirecek. Yani hanım eşin... Annenin Rami o Bey, çocuğa velayet olarak bakmasının ona büyük sakıncalar yaratacağını, ahlaki gidişatını, toplumsal durumunu Rami vesaire. Bey, Rami Bey duyuyor musun beni? Evet. Rami Bey o bir saatte öyle ispatlanacak bir şey hayır, değil. Yani o bir sen, saatte sen olmaz tabii. Sen bunu başvurduğun zaman zaten... Bunu mahkemenin daha... tespit etmesi için de günlere, saatlere ihtiyaç şimdi var. Şimdi gittin başvurdun. Ne zaman alacaksın dava gününü? Hadi şimdi bugün gittin başvurdun. İki ay sonra. Heh. Diyor ki ben ertesi gün aldım diyor ya. İki ay diyor, sonra değil. Diyorum, niye ben, konuşuyorsun ben onu ya? İki gün içinde aldım. İki gün içinde aldım. Evet. Başvurdum iki gün içinde aldım. Mahkemeden aldım. Mahkeme kararıyla. Ben... İster siz inanın ister inanmayın. Çünkü benim anlattığım şimdiki ortam değil. Sene kaç? Kaç yıl olur? Hele o zaten öteki senelerde daha hiç. Sene kaç? Sene 80'den ben bahsediyorum. Ya ertesi 81'den. Ben tamam, o mahkeme aldın kararı... diyelim ki mahkeme kararıyla aldın. Bak. Aldım yani aldın asla ki değil. Asla olmaz. Bak tırnak içinde söylüyorum. Asla diyorum. Asla. Olmaz da. Sana şey yaparak böyle olduğunu düşünerek varsın. Aldın. Niye bakmadın o zaman? Durumum yoktu bakamadım. Niye aldın o zaman? Ama o zaman yani, niye aldın? Bakamayacağın çocuğu niye gittin aldın oradan be kardeşim ya? Ama göstermiyorlar. Ama göstermedikleri günah değil mi yani? Ben bu çocuğun kaldım. Daha sonra kardeşleri olmuş, annesi olmuş, o kadın neler... Yani bu çocuğun da bambaşka bir hayatı olacaktı. Verildiği köyde annesi kimdir, babası kimdir, dövdüler mi, sövdüler mi, tecavüz mü ettiler, çalıştırdılar mı? Ne bileyim yani aklıma bin ton şey geliyor. Bak dün Bilal Kupal'ın davası gözüktü. Belki aklım orada da yani gidiyor. Yani tanımadığın birine çocuğunu bırakıp gidiyorsun. Yani burada anneye karşı sanki bir kin ve garazın sankisi var. Sankisi falan yok. Sen çocuğu sende kalmasın. Ben senden aldım mı? Kimden olursa olsun. Nereye atarsam atayım. Yani çünkü eğer bakamayacak durumdaysan anneden alınmasının sebebini izah etmek mümkün değil. Ha aldın da... Ona her türlü imkan temin ettin, babalık görevini yaptın. Dedin ki bak ben daha iyi bakıyorum, o ayrı. Amenle ve sadak mı? Ama aldığından kaç gün sonra bıraktın Selahattin'i? Gelmiş ablasına bırakmış, ablasından sonra da almış işte Sedat Bey'e bırakmış. Yani 3-5 gün içinde. Aynen. Bence oğlan diye annesine verilmiş öyle mi çocuk? Bence oğlan diye... Anneye verilmiş. Anneye kızı değil. Değil mi Müge değil Hanım? Anne. Oğlanı kızı yok. Kaç yaşında anne olursa mesela, olsun öyle... mahkemenin ilk vereceği yer eğer anne de istiyorsa, bir annede bir sıkıntı duyuyor, yoksa annedir. Yaş falan da yok yani. Hani babaya verilmesi de çok ekstrem bir durumdur. Evet. Ancak karı kocanın anlaşması lazım. Ama şimdi böyle iki çocuk falan da bunlar da buzdolabı bile çamaşır makinesi değil yani bölüşülecek bir şey değil. O anda değil. Kaç yaşında Selahattin? Kardeşlerin bir arada yaşaması lazım. 5 yaşında. Size gel, halaya bırakın. 3 yaşında. 3 yaşında. 3 yaşında. 3 yaşındaki bir çocuğun anneden alınmasının hiçbir hukuki ve mantıklı izahı yok. Ya yok işte asla diyorum yani ya. Yani yalnız Türkiye'de değil, dünya literatüründe 3 yaşındaki bir çocuk anneye verilir. Anneden alınmaz. Dediğim gibi anne, evet, anne yani çok çok önemli bir... Kaldı ki 3 yaşındaki çocuk için annenin o size şöyle özel söyleyeyim, yaşlarını ben, daha iyi dikkat ben onun, evet, ben onun kararlarına baktım. Evet. Mesela diyelim ki anne hayat kadını. O bile 3 yaşındaki bir çocuğa. Evet. Çünkü erkek çocuk. Erkek kız da fark etmiyor. Hayır 3 yaşında orada da, ama. Orada da mahkemenin güttüğü şey şu, yaş sınırlamaları var mesela 06, 6, 12, işte i̇şte 12, 18. 3 yaşındaki dikkat alınmaz. Kaç yaşında olursa kız erkek de fark etmez. Anne bu hayattan para kazanabilir ama... Kendi çocuğunu bu hayatın içine sokmaz anne olarak diyor. Burada aslında mahkemenin yani işte bu fuhuşta falan hani çocuk yanında mı falan gibi tespiti lazım. Ancak ve ancak AIDS gibi
işte uyuşturucu gibi, alkol bağımlılığı gibi durumlarda artık anne falan kadın diye bakmıyorlar. Çocuğa yani sen bakamazsın diyorlar. Yani çocuk için hayati bir tehlike söz konusu yani. İse o zaman anneden beraber. Bu bir tek bizim ülkemiz için hayati geçerli değil, herkes için, her yer için geçerli. Evet. Gerçekten de şükürler olsun. Dört dörtlük bir aileye verilmişim ben ya. Hakları hiçbir zaman ödenmez. El ayağı öpülesi bir insanlar bu insanlar. Köydeki ailem de aynı benim. Ama bu bir gerçek. Ben bu insanın hiçbir sözüne inanmıyorum ve katılmıyorum. Güvenmiyorum da. Ben de aynı. Ah benden de yok. Evet aynen öyle çocuğum. Doğruları söyleyeceğiz. Selahattin. Gel yanıma. Gel buradan böyle ekrana bakalım. Şimdi ben senin halanla enişteni çok sevdim. Yanılıyor muyum? Var mı söylediklerimde? Enişte olarak sen söyle bir şey. Allah aşkına bir erkeksin. Kesinlikle. Yani doğruyu konuşmak lazım. Hı hı. Senin dayan arzu var mı yani bir yanlış söylediğimiz bir şey? Herkes kendini lütfen bu çocuğun yerine ve annesinin yerine koysun. Mikrofonun. Sen de sen. Çok cahil hareket etmiş dayım. Müthiş derecede. O kadar üzüldüm ki şu anda bunu duyduğuma. Tek üzüldüğüm şey de şu. Yani Cemal keşke bizimle beraber büyüseydi. Ya evet. Biz kalabalık aileyiz. Büyük aileyiz. Neler olabilirdi onu ben dünden beri düşünüyorum. Neler olabilirdi acaba? Ne kadar güzel olurdu. Yani işte acabalar aslında kaldı ama bundan sonra şimdi aslında Cemal'in de içinde ne fırtınalar kopuyor biz bilmiyoruz. Yani tabii, anlayamayız tabii. Da imkanı yok. Ama işte bizim küçükkenki olan sevgimiz Cemal'e hasretle birleşti. Bundan sonrası önemli. Evet. Yani annem kuş olup uçacak dünden beri. Sizin tanıdığınız, bildiğiniz, aradığınız, buldunuz diye seviyorsunuz. Biz sadece yani, Cemal'i bulduğumuz onun sizden için haberi yok. Yani yok. Biz yıllarca yurt dışında adını bilmiyoruz. Türkiye'de olduğunu bilseydik, bulamasaydık bize zaten ayıp olurdu. Nereden çünkü çıkardınız var? Yunanistan'da demişsin, şarkıcı oldu gerçekten demişsin, saçı uzun demişsin. Yani, hepimizden kaçırmış. O senin aynı mahkeme kararın. Müge Hanım'dan bir şey yani. Söyleyebilir miyim? Yani bir tek annesinden kaçırmamış ki. Yani bizden de kaçırmış. Ya. Evet. Bu ne zihniyet? Ben yani dayıma hiçbir şekilde hak veremem şu anda. Verim, bari bizden verim. Kaçırmasaydın. O da kardeşimdir şu. Bari annemden kaçırmasaydın ya. Yani bizimle bir şey anlatacaktım artık. Valla kusura bakma. Kardeş kıymetli. Doğru ya da doğru. Bak haktan yana olacağız. Neden biliyor musun? Tabii, tabii. Herkesin evladı var. Doğru. Şu an eğer haktan yana olmazsak ben hep böyle bazı konularda şey söylüyorum. Yok. Hani böyle konuşanlara hak verenler var ya. Çok hak veren varsa Allah böyle damatlar nasip etsin. Evet. Bak hiç kötü bir şey söylemiyorum. Kim bunu haklı görüyorsa hani böyle özellikle bu olaylarda desteklediğiniz herkesten Allah size öyle damatlar versin. Çünkü şey de değil, beddua da değil. Neyi istiyorsan Allah sana onu verse sen kendi ailende, kendi çocuğunda, kendi kızında yaşa. Gör bak bakalım nasıl bir belayla karşı karşıya gelmişsin. Ama bırak. Sana şimdi güzel bir alon var. Hayatta da en önemli şeylerden biri bence kardeş. Tabii, anne tabii. Baba falan bir yerde ama kardeş başka bir şey. O duygulu çıktık zaten buraya. Sen de kardeşim olsun istiyordun. Evet. Ve şu anda erkek kardeşin telefon attığımızda. Hadi bir alo de kardeşine. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Buyurun. Nasılsın? Valla nasıl olan bu ortamda? Çok farklı bir ortam. Lan ne diyeceğimi bile bilmiyorum şu anda ben. Doğrudur. Sen nasılsın? İyi misin? Alo. Alo. Sen siz iyi misiniz? Nasılsınız? Şükür Allah iyi. Sizi sormalı. Yok demeyeyim ya. Demeyeyim ya. Demeyeyim onu. Demeyeyim. Benimki bana yeter. Demeyeyim. Evet. Söyle. Evet. Söyle. Ama yok annenin de yaptığı bir şey canım. Söyle. Yani yok işte kadının yanından almış diyorum sana. Söyle kuzum. Dün başka düşünüyordum. Bugün farklı düşünüyorum artık. Söyle. Alo. Beyefendi siz Cemal'den haberdar mıydınız? Yani o anki yaşı Cemal. Anneniz bahsetmiş miydi size? Evet. Bahsetmişti. Bir abiniz olduğunu biliyordunuz. Evet. Peki hiç aramak aklınıza gelmedi mi annenizin ya da sizin hani bizim bir abimiz var nerede? Ne anlatmıştı anneniz size? Ya çocukken anlatmışlardı. O zaman babam da söylememişti, aramadı bazen. Babana mı söylememişti? Babamın haberi var, biliyordu. He. Yani normalde çocuğun mekaleti... Ne oldu? Çocuğun mekaleti normalde anneme verilmiş. Evet, çocuğun velayeti annene verilmiş. Hı hı. Aynen. Normalde annemi, yani karşıdaki çoğu kişi
İstemeyerek kaçırmış. Yani normal evlilikte yani. Severek ya da öyle kaçırılak değil yani. Yani çocuğun velayeti annenizdeyken baba geliyor alıyor kaçırıyor çocuğu. Bir daha da anne haber alamıyor. Evet. Peki anneniz bu gelişmelerden nasıl etkilendi? Ya anne ne yapsın? Annem biraz psikolojik tedavi falan görüyor. Biraz. Şimdi bize söylediğiniz onu da söyleyin. Kardeşinizi bekliyorsunuz. Evet. Hayatım o da heyecanlı burada işte konuşsana. Sen de heyecanlısın biliyorum ama. Aynen. Heh. Alo. Tamam dinliyoruz seni. Ya görüşmek istiyorsa ben yanına gelirim ama yayında pek olmayabilir ya. Tamam yayın için söylemiyorum ama o da gelip annesini görmek istiyor. Yani diyor ki bize gelsin. Görüşelim tanışalım aslında işin kısacası. Tamam yani bana adresi versinler ben gelirim ailemi komple getiririm. Heh. Kendi adresimi veririm. Kaldığımız otele gelsin işte görüşelim. He? Kaldığımız otelde görüşelim. He. Tamam beyin dışı olsun yani. Bunların bu çocukluğu da ana gene herhalde yani. He. Anneden. Baban çünkü maşallah konuşuyor öyle yalan dolan. Aynı anneden dolan kardeş dolan. Kardeş tabii. Tabii aynı anneden kardeş yani, tabii. Çocuğun alındığı anne. Evet evet. Evet. Ama anne de rahatsız. Anne de rahatsız. Oradan 6 tane kardeşi var. 4 erkek 2 kız. Evet. Valla ben inanıyorum benim çok büyük bir ailem var ya. Evet. Çok değil. Büyük bir ailem var. Sen ne zaman öğrenmiştin evlat edinildiğini? Ben tabii sen kaç yıl oldu? 5-6 yıl falan 5-6 oldu. Yıl oldu. 5-6 yıl içinde neler yaşıyorsun işte. Bunu biraz kızım sana söylüyorum. Gelinim siz anla diye anlatıyorum. İşte insan içinde bulunduğu hayatın kıymetini bilecek. Ay şöyle olsaydı annemle yani maalesef Türk filmi çevirmiyoruz yani. Böyle bir tarafta Hülya Koçyiğit bir tarafta Edison işte böyle bebek kaybolup falan sonra bulduğun zaman fabrikatörün oğlu falan olmuyor. O yüzden de seni seven, sana büyüten dün de söylediğim evet. gibi kim ateşlendiğinde evet, elini alnına evet, koyduğunsa evet, anan evet, odur. Evet doğru. Ben annem beni ufakken hiç sırtından bile indirmemiş ya. Ya. Ne kadar fedakarlık biliyor musunuz? Bu yani eli ayağı öpülesi bir insan ya. Kıyamıyorum ya kıyamıyorum. Ya şimdi rahmetli daha babam iyi da vefat etti zaten. Allah razı olsun. Onun üzüntüsü beni daha da yıktı ya. Onun üzüntüsü beni daha da yıktı. Şimdi anladın mı? İnsanın anne babasının biyolojik olup olmadığını hiçbir tabii önemi zaten, olmadığını. Zaten önce ben düşündük yani hissettiklerime göre hareket eden bir insanım. Demek ki hissediyorum yani bu duyguları biliyorum. Ona göre hareket ettim yani. Ama herkesin bence ailesini bulması gerekiyor. Yani o kan bağını çözmesi gerekiyor. O nesep dediğimiz şeyin doğru kütüye evet. işlenmesi gerekiyor. Tabii insandır sonuçta saygı gösterilir yani. Evet. İnsan için her zaman saygı göstermesi gerekir. Bir bakalım babanla bir yemek yersin şimdi. Saygı gösteriyorum. Kim olursan ol yine geldi Mevlana. Ben öyle eğitildim, öyle büyüdüm yani. Ne olursan ol yine gel. Senin de annenin ellerinden öpüyorum burada. Adı neydi? Fatma Turgut. Fatma ablacığım ellerinizden öpüyorum sizin de. Ne güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah size bağışlasın. Size de uzun ömürler versin. Evladınızın başından ayrılmayın. Amin. Size ne kadar ihtiyacı olduğunu belki bugün bir kez daha anladı. Ben halaya, enişteye, Sedat Bey'e, Zeynep Hanım'a, Arzu Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Yani aslında biz de sizlere teşekkür nicelik ederim. Önemli değil, nitelik önemli. Ben onların gözlerinde sana olan sevgilerini görüyorum. Hı-hı. Bu yeter. Bir kişi bile olsa Hı-hı. yeter. Bak burada da bir ablam var işte. Geç oturuyorsun yani. Bir ablam farklı yerde zaten. Ablam var işte yani. Ne olacak? Güzel. Hiç yok mu bir pişmanlığın? Efendim? Hiç bir pişmanlığın... Pişman mısın? Ne gibi? Ne gibi pişmanım yani? Yani Selahattin'i bırakıp da bugüne kadar aramayışın, onun ne olduğundan ilgilenmeyişin... Pişman olunmaz mı? Ha, onu soruyor yani, onu soruyor. Pişman olunmaz mı? Evet. Şimdiki aklın olsa yani annesinin evinden alıp herhalde tanımadığın insanlara bırakmazdın. Recep Bey, benim sizde telefonum vardı. Israrla telefonumu yazdım, size bıraktım. O yıllarda herkeste telefon yokken telefonum da vardı. Evet. Bu imkanından faydalanabilirsiniz demiştim. Bir gün olsun niçin beni aramadınız? Çocuğunuzun hadi benimle görüşmek istemeyebilirdiniz. Çocuğunuzun sesini telefonda belki yakalayabilirim diye demi hiç merak edip çocuğunuzu arayamadınız. Hani bizi aramayabilirsin, bizle görüşmeyebilirsin. Acaba çocuğum telefona çıkar mı? Yani oyuncak yerine zanneder, bir şey yerine zanneder olur da
bana bir heyecan yaşatır mı? Bu çocuğun sesini duyabilir miyim? Sağ mı, ölüm mü, yerinde duruyor mu diye hiç merak etmediniz mi? Ben de bunu merak ettim. Ya merak edilmez mi? Edilir ama ben imkanlarım yoktu yani. İmkanım elverişli değildi. Yani ben yoksa kendim de harcandım. O anda müsait de değilim. Yani o andaki şartlar öyle gösteriyordu yani. Ya, o andaki şartlarım öyleydi. O anda ben bile size burada sözünü etmek istemezdim ama hiç tanımayan bir insan olarak bir miktar el arşıda gibi küçük bir katkıda bulunduğumu tahmin ediyorum. Siz diğer insanlardan bu imkanları sağlayıp bir telefon parasından bulamazdınız. Bir yerden telefon edecek kadar bir kontür alıp, alo Sedat kardeş, benim çocuğum ne alemdedir, ne yapar, ne eder, Sedat ne Bey, mi diyemedim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Zaten evlat sevgisi olsa anasının yanından almaz. Hadi diyelim ki anne bakamamıştı derdi. Ablayla burada enişte var, onların yanından almaz. Yalvarır, yakarır. Gider orada bir inşaatta çalışır. Çalıştığını oraya verir eniştesine, der ki ben inşaatta da yatarım. Şu çocuğa da al şu parayı, al senin yanında kalsın. Ne kadar kötü de bir enişte de olsa o da der ki en azından para geliyor, biz de çocuğa bakalım der. Hani öyle bir durum yok. O... En azından anneye güvenmedin sen, annenin yanından aldıysan. Evet. Madem. Evlat sevgisi meselesi değil bu. Ayrıldığı kadına ızdırap çektirmek, ona acı çektirmek, evet. Ona kötülük yapma meselesi. Ona kötülük yaparken evladının nasıl büyük bir tehlikeye ve kötülüğe açık olduğunu düşünmemek. Oradaki hedef çocuk değil, evlat değil. Orada hedef boşandığı kadın. Onu nasıl üzebilirsin? Bir kadın nasıl üzersin? Sadece çocuğundan vurarak üzebilirsin. Evet. Yani inşallah böyle arada virüsler falan çıkıyor ya. Neyse, inşallah gerisini ben yayında söyleyemeyeceğim. Hanımlar siz içinizden söyleyin. O böyle bazı virüsler istiyorum böyle. Hani özel kişilere yönelik. Böyle bazen dualar ediyoruz ya, bir sabah kalkalım böyle. Gerçekten bu böyle çoluğa, çocuğa, kadına eziyet eden adamlar böyle olmasınlar hayatımızda. Vallahi işte, çok mutlu bir dünya olacak. O zaman arasında erkeklerin de kıymeti ortaya çıkacak. Çünkü buraya gelen herkes her evde olan... Hayır kardeşim, her evde olmuyor. Sen anormal olduğun için senin evinde yaşanıyor bunlar. Her evde olmuyor. Ay neyse, telefon hattımızda... Sevim ablacığım. Telefon hattımızda kızın var. Gül var, Dursun abicim. Gül Hanım, günaydın. Günaydın. Alo. Alo. Gül Hanım, günaydın. Günaydın, selamünaleyküm. Aleykümselam, nasılsınız? İyiyim Müge Hanım, siz nasılsınız? Vallahi iyi olacağım da işte demin Recep Bey'e kızıyorum, Gül Hanım size de kızıyorum. Şimdi sizin bir çocuğunuz yok mu arkadaşım? Var. Kaç yaşında? Var. Kaç yaşında? 9 yaşında. Kim bakıyor şu anda ona? Anneannesi bakıyor. Niye o anneannesi bakıyor? Aldılar yavrum benim elimden onu. Artık ben onu göremiyorum Gül. Aldılar elimden. Kimin yanında? Benim kızımı, benim evladımı hiçbir kimse benden alamaz. Hiçbir Allah'ın kulu alamaz. Kızım. Bakın Müge Hanım ben... Siz bırakıyorsunuz Gül Hanım, siz bıraktınız. Bakın. Kimse sizin evinizden almadı ki yani. Siz bırakıp gidiyorsunuz. Bakın Müge Hanım. Ben televizyonda geç gördüm haberi. Ben o haberi gördüm. Ben 70 milyonun önünde rencide oldum. Benim hiçbir kimseyle hiçbir alakam yok. Şu zamana kadar aileme, namusuma kesinlikle tek kelime ettirmedim. Edenler oldu. Ben boşanma dönemini geçirdim. 9 ay ayrı kaldım eşimden. Laf edenler oldu. Ben onlara da kendimi ispat ettim. Boşanan kadını açık kapı gören terbiyesiz, şahsiyetsiz insanlar var. Bunlardan bir tanesi akrabamız. Ben çok zor dönemler geçirdim. Psikolojim bozuldu. Ailem bana doğal olarak anne baba olarak yuvasını düzelsin diye yani herkesin yaklaşım tarzı farklıdır. Bir psikolog gibi değil de bazen farklı yaklaşımlarda bulundular. Babam, yani ben bir namussuzluk yapmışım gibi babamdan
şiddetle gördüm. Ben anlatamadım derdimi. Hani ben bir, derdimi anlatacak bir omuz istedim onlardan. Başka hiçbir şey istemedim. İşimde 10 yıldır çalıştığım iş yerinde çalışamaz hale geldim. Psikolojik sorunlarımdan dolayı. Beni kimse anlamadı. Ben eşimle evden çıkmadan bir gece önce annemle konuştum. Eşimle de konuştum. Eşim bana dedi ki, yol burada dedi. Umurumda değilsin dedi. Dedi. Ben de iş yerinde sorun yaşamış, uyarı almış. Ben dedim ki işine sahip çık dedim. İşmiş hiçbir şey umurumda değil dedi. Memlekete gideceğim dedi. Eşya da umurumda değil, ev de umurumda değil, sen de umurumda değilsin dedi. Benim babam, ben Kandil günü aradım kendisini, telefonumu açmadı. Doğru. Beni reddetti, konuşmadı benimle. Ben doğru, babama, aileme çok düşkün bir insanım. Ben evlendim 9 sene önce. Babama dedim ki, görücü usulü oldu, ben evlenirim ama baba dedim, temiz bir aile ama dedim, ben sizden ayrılmayı göze alamıyorum. Kabul edersen aynı binada oturmayı, evine alırsan beni, dairen var 3-4 dairen. Bunlar çok sağlıksız bana, düşünceler, çok ben, sağlıksız ben, düşünceler. Herkes ben evlensin ki sizden. Ben o zaman dedim hani hayatıma bir yön verebilirim dedim. Şu an hazır hissetmiyorum kendim dedim. O da şimdi Gül Hanım, mevzumuz o değil. Şimdi siz niye, bakın bu sizin şu anda, yani şurada annenizle olup günlerdir onu görmenizi çok arzu ederdim. Gencecik ve güzeller güzeli bir kadın. Kaç yaşındasın Sevim ablacığım? Ben git dedi. Ben dedi, daha 51 dedi, yaşındasın. O kadar genç ve güzel bir kadın ki ve bu kadın ayakta duramıyor. Buraya kollarda geliyor, kollarda gidiyor. Sizden bir haber Gül, alabilmek için. Sana mı yanayım yavrum? 9 senedir elimden bırakmadığım torunuma mı yanayım? Aldılar elimden. Ben ölüyorum yavrum. Sen neyin? Neyin? Geleceğin yok yavrum, sen neredesin? Her şeye hazırız, gel annem. Artık bizim evimizde cenaze kızım, yavrum. Kızım yavrum bak. Yavrum dayanamıyorum. Babamı çok seveceğim biliyorum. Dayanamıyorum. Ne olur sorsun arkandayım. Kardeşin diyor ki ablam beni arasın diyor. Çok özledim diyor. Benim, geçen akşam benim, ağladı. Beni o sarı papatya mı? Benden... Kimse alamaz. Aldılar sen, yavrum ben ya, ölüyorum. Alamazdılar. Kokusu ben beni öldürüyor kokusu. Gül. O yavrum 9 yıldır bir an elimden bırakmadım. Kokusuna hasret ediyorum. Anne diye ağlıyormuş Gül. Gece ben anne getirdim. Diye ağlıyormuş. Hanımefendi, pardon hanımefendi. Bak, biz neyi konuşuyoruz bir saniye. Sizin çocuğunuzu gelip de sizin evinizden kimse almadı ki. Siz bıraktınız. Yani benim elimden alamazlar ne demek? Gül. Bırakırsam alırlar. Ben canım, kime ben... anne diyeceğim diyor. Ben kime anne hanımefendi, diyeceğim. Hanımefendi böyle bir hayat var mı? Bakın ben 40'ını geçtim artık, tamam mı? Benim bakın, annem de gelmiş 65'e. Bir kere bile ederim. Bırakmadı kadın beni yani. Nereye bırakıyor? Yavrum acele 45 senedir bayıttık kadını ama bırakmıyor bizi yani. Bir kere bile nereye bırak? Nereye gidiyor benim annem ya? Canım, ben evladımdan haber almak için. Ben evladımdan haber almak için en yakın arkadaşımı aradım. Arkadaşım benimle konuşmadı. O ekranlara çıkmayacaktım ben. Ben ekranlara çıkıp kendimi rencide edecek bir insan olmadım. Haber öyle bir haber yavrum, ki... Yavrum biz senin ne insan olduğunu biliyoruz. Ne kadar ben, namuslu. Ben ne bir madde kullandım ne bir şey yaptım. Benim bir çevrem var, bir hayatım var. Zaten öyle bir şey ben... demediniz. Bizim söylemedi korkumuz ki. Şu yavrum. Senin yanında olduğun kişi şu an kaç kişinin yuvasını yıkmış. Bugün olmayabilir. Bir dinle kızım, yavrum benim. Ama yarın bir gün bu seni istediği gibi yönlendirecek. Ne kızın kalacak, ne anan baban. Ben eriyip gidiyorum. Annen akşamlara kadar, sabaha kadar ağlıyor, uyumuyoruz. Kardeşin işe falan gitmiyor. Perişan oldu. Senin her türlü arkandayız yavrum. Gel, gerekirse oradan taşırırız. Senin ev torunumu sen geldikten sonra... Ben sağ olduğu sürece seni görmeye kimse engel olamaz. Yavrum, onlar da zaten demezler öyle bir şey. Burası yavrum. Sen yeter ki dön. Müge kocanla istemiyorsan gel, isteme. Yavrum bak, gel. Bak onu söylüyorum. Kocanla madem istemiyorum diyorsun. Ama yavrum bak, yarın bir gün bu acıları sen de yaşarsın. O evlat nasıl yetişecek sonra? Okullarda büyüyecek. Yani ben 9 aydır ne çektim? Ben 9 aydır ne çektim baba? Ben 9 aydır ne çektim? Çektiğini biliyorum. Ben, her şeyi söylemedin ben, bana ya. Ben parasız kaldım Müge Hanım. Ben parasız kaldım. Müge Hanım ben parasız kaldım.
çok yakın, 99 senesinden beri oturmuş olduğum ilçede çok yakın bir komşumuz. Market işleten... Dedim kendisinden iki gün sonra vereceğim dedim. Ben boşanma arifesinde olduğum için eşimden... Yani bunlar da ama sizin birisiyle kaçmanıza sebep mi? Benim psikolojimi mahvetti. Benim psikolojimi mahvetti. Kimse anlamadı beni. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bu çok önemli. Ama ben sizin beraber gittiğiniz kişiyle ilgili de aradılar. Teyzesini, dayısını, bakın, karısını yanımda, ne de kaçırmış. O yanımda değil. Ben kendisinden sadece para aldım. Üzerimde para yoktu. O benim yanımda değil. Benim yanımda tamam, yanımda o zaman Gül Hanım, o zaman yanınızda değilse. Pardon. Siz yetişkin bir insansınız. Gelin o zaman. Ailenizle konuşun. Nerede olduğunuzu bilsinler. İstediğinizi Gül. Yapın. Bak. Bakın ben Özlem'le ilgili şunu söyleyeyim. Ben kendisiyle arkadaşlık kurdum, doğru. Rahatsızlık duydular ama ilk önce bizim binada oturdu. Kiraya verdi ailem. Daha şimdi sonra, bir anıcığım ben aranızdaki mesajları okudum hayatım. Burada yayında okumadım da ben aranızdaki mesajları okudum. Neyse beni de ilgilendirmez. Anneniz babanız diyor ki kızım gittiğin yol yol değil. Bunun sonunda perişan olacaksın. Gel bir konuşalım diyor. Siz de annesiniz. Onları anlayın. Çocuğunu okuldan aldılar. Yuvan yıkıldı. Eşyalarımı satıyorlar. Yavrum dayanamıyorum. Gel yanıma gel. Yani şu anda ben evimden de taşınacağım. Oradan da gideceğim. Veririz kirayı. Oradan gideriz. Sen yeter ki bizim yanımızda ol yavrum. Ben artık geberiyorum. Gücüm kalmadı. Ben bugün yataktan beni ekip zor kaldırdı. Ben ölüyorum Gül. Lütfen ya gelin bir annenizle görüşün, babanızla görüşün. Ne var kardeş burada ya? Evimizde onlar da yanlış anlamış olabilirler. Onların da yanlış anlamalarını düzeltirsiniz. Arkadaşlarımızla bir konuşun. Bakın kaç yaşında olursanız olun. Sizi düşünen bir anne babanız var. Ne kadar şanslısınız. Her şeyi kabulleniyoruz lütfen. Diyorlar anne baba olarak. Sizin ellerinde için, ne türlü sizin için ne varsa görüntü olarak kabul edeceğiz diyorlar. Yeter daha fazla bataklığa saplanma gel. Kızım. Hiçbir şeyden korkma. Kardeşin ağlıyor ablanı özledim diye. Yavrun geceleri uyumuyor anne diye bağırıyor. Yarın devam o edeceğiz. O Zeynep'ini nasıl unuttun yavrum? À savoir comment oublier 16 heures.